Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube, d canlı yayındayız. E, ee, Custom'da birlikte açtığımız tema park maçındaki e, yaptığımız stratlar vesaire ne hatalarımız vardı. Genel olarak yorumlayacağız. Neler eksikti, neler yapılması gerekiydi. Doğru yaptıklarımız, yanlış yaptıklarımız. Tema park nasıl tutulmalı? Bir tık daha böyle üstten çizerek daha detaylı anlatacağım. Bu sefer inşallah sorunsuz bir şekilde tek seferde bitireceğiz. Hem yayındayız hem yayındaki soruları da alıp buradan daha detaylı eksiklikleri görerek devam edeceğiz. Şöyle... 2x başlayalım bakalım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Doğru muyuz arkadaşlar? D-Live chatimiz. Başladık şöyle. Reinforcelar atılıyor, rotasyonlar atılıyor. Şimdi biz burada şöyle bir şey demiştik. Ee, yani rotasyon açılıp bu tarafa buradan veya sağdan veya soldan rotasyon açılıp geri çekilip veyahut mesela başta bu taraflardan tutup yani burada iki tane üç tane drone kafede harcadın sonra Buradan rotasyondan geri kaçın gibisine bir info vermiştik. Bunu yapmadık. Biz de yapmadık. Karşı tarafta yapmadı. Ha bu yapılır mı yapılmak zorunda mı? Çok değil ama örnek görüyorum. Hem meçten baskı gelip buraları kontrolünü aldıktan sonra aynı şekilde bir de buralar alırsa rakip e, yani B'de oynayabileceğiniz çok fazla bir açık kalmıyor. O yüzden buraları daha geniş mesela örnek görüyorum. Biz sadece buraya hard rush atarız. E, komple ele geçirirsek e, mesela kleşi geçip bir şekilde dalarsak sahite e, bu sefer biz avantajlıyız mesela. Yani burada bu sıkıntılar olabiliyor. Yani bura rotateli olsun mesela biz raşlasak bile buradan retake alırsınız. Zaten ilerleyen sürelerde göreceksiniz bizim tarafa geçtikten sonra özellikle de inanılmaz retake'ler falan aldık. onları göreceksiniz. Zaten anlatacağım detaylı nasıl olduğunu vesaire vesaire. Yayında bir şey yok. Teşekkürler. Bakalım. Devam. Kafanıza takılan soruları da yazabilirsiniz. Mesela aynı şekilde biz burayı rotasyonlayıp e, buralardan tutup işte sonra geri kaçıp buradan rotasyonu şöyle çaprazlamasına korumayı tavsiye ettik. Bunlar da bir tık daha önemli. Biz ne yapıyoruz mesela burada ilk başta e, kafe puştluyoruz diyorum. C4'lu bir karakter var mı diye bakıyoruz alta. Burada infolarımız o şekilde. Zaten e, bu videoyu önceden atmış olacağım bunun oynanış videosunu. Zaten oradan e, kafanızda tekrardan o senaryolar canlanır. Burada ben giriyorum İşte şimdi sol taraf temizleniliyor yellow tarafı ama burayı bir işlemediğimiz için sıkıntı oluyor. Neden? Sıkıntı oluyor. Mesela Nomet'te bir charge yok. Zofte'de bir charge yok. Ee, bunların olmaması sıkıntı oluyor bir tık. Ben burada zaten ölüyorum. Ama aynı şekil ben de şu cema için buradan adam bana flank'liyordu diye bir tık bağırdım. Buradan zaten trade'i geliyor aynı şekil ama Monty'nin gitmesi burada kötü. Neden? Burayı bir işlemedik gene. Aynı şekil buradan push baskı yapıp bir tane şuraya Nomad trebe atıp tuttuğumuz zaman ee, daha rahat bir şekilde oynayabilirdik. işte. burayı püskürterek yani biz buna püskürtme stratejisi diyoruz. Monty ile ben buraya dönüp buradan atlardım yalova. Burayı bir tane nomet puştardık sonra püskürtürdük. Sonra bir tane kapının üstüne nomad attığımızda kilitleniyorlar. Niye? Burası reinforced değil. Ee, i̇stersek hat bir içerimiz var. İster burayı bir işleriz ister burayı bir işleriz. Hangi taraftan makul gözükürse gözümüze ki böyle bir durumda bu taraf daha makul arkadaşlar bomba plantinde. Ee, bu tarafa gelmek daha sağlıklı o yönden çünkü rakip reinforce diyorsa aynı şekilde çok geniş rota itlemiyorsa şuraya bombayı kurarsınız. Duvarı bir işlersiniz. aynı şekilde şuranın hatchini alıp buranın da bir tık kontrolünü aldıktan sonra girer bombayı şuraya kurarsınız. Niye? Burası çünkü kapı komple koruyor. Siz duvar komple koruyor. bir kişi de buraya girip buradan açı kesecek ya da montip bakacak. Puşluyor muşluyor. Bakacaklar hard sol. Smoklanacak bu iki taraf. Direkt plant. Dünyanın en basit olayı. Şöyle bakalım. Burada ondan sonra Zaten yellow'da drone eksimiz var. Aynı şekilde burada da baskı kurmadığımız için e, Vigil beni vurup geri çekiliyor. Sonra Clash mesela burada damage vuruyor. Güzel arkasında da Legion oynuyor mesela. Vosa burada güzel oynuyor. E biz burada huntlayamadık mesela Clash'i. Burada huntlayın artık Clash'i vesaire oldu. Burada Nomad çok bakmadı. Merit şey aynı şekil e, tükürdü ama beceremediler. Yani orada mesela bir kişi daha baksa vurulma olasılığı yüksekti Clash'in. Vurulamadı dönün diyorum ben. Bir anda direkt diğer tarafı dönün gibisine dedim. Çünkü çok fazla baskıledik. E bu sefer dedim ki iki kişi sitede. Şimdi baktığımızda bir kişi altta. Zaten main tutuyor. Dedim ki direkt rotateleyin. İki kişi sitede. Şimdi Vigil yukarı çıkmış ya da bu kimse artık. Vigil main e gelmiş. Diğer Rom'dan gelmemiş. Üç kişi sitede. Şimdi 4 kişi var. Yani direkt rotate deyip site'e dalın gibisine dedim. Yani şu H'den olur ne bileyim. Aynı ee, şeyi aynı anda düşündük bu arada. Ben de takıma geri çekil kolu verdim. Rotate atıyorlar dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesela bak aslında doğru başarabilmemiz lazımmıştı. Mesela bak tam timing yetmemiş o süreçte. Bir tık daha hızlı hareket Bir 5-10 saniye. Direkt buraya girip hep birlikte burada oynasak. Mesela Diffusor bu arkadaştaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım. Diffusor de olması lazım bu, bu pozisyonda. Ya da Ace'de miydi ki? Mesela burada klişe yok oluyoruz ama şurada bir 30 saniye falan kazansak yani direkt buraya dalıp round alınabilirdi. Burada bomba nometteydi bu arada yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama gene her türlü bir kişi vurabilmişiz. Sonra trade'lemişler zaten. E, zaten güçlü. Hani Monty'nin ölmesi bir tık o yüzden kötü oldu demiştik. Böyle. telleri iyi mi abi? Tellere bakmadım. Tellerde mesela bazılarını teller çok saçma teller oluyor. Mesela onlardan falan bahsederiz. Yani bildiğiniz şuraya tel atılmıyor Mesela Stevenson rampasına ortasına atılması gereken tel en altına atılıyor. Mesela hiçbir yararı yok. Örnek veriyorum. Bunlara da detaylı bakarız. Reinforce'lar de anlatırken tellere de bakabiliriz. Olur, mantıklı. Alper Bey burada e, C4'la seni uçurduğum an benim gözümden bakar mısın? Teşekkür ediyorum. Bakalım. Beni C4'la uçurmadın ama sevmelisin. Uçurdun. Bir bakalım, mı? oynat bakalım. Bakalım yaklaşalım bir tık daha. Genel rotate açmamayı tercih ediyorlar bu tarafta da. Mesela ben rotate açıp bu tarafı rotateleyip burayı reinforceleyip biraz önde karşılayıp sonra geri çekilmeyi tavsiye ettim. Niye? Çünkü örnek veriyorum sizin flanker adamınız buradan flankleyip buraya flank geldiği zaman ortada tost etme şansınız da oluşuyor. Yani o yüzden bunları yapın diyorum. Bunlar prof seviyede bir tık daha güçlü. Ha bu başta işe yarar. Mesela smoke buraya rotasyon açtı. Splasher. Orada aim'in bir tık tutsaydı mesela vursam belki round'ı kılaçlama olasılığımız vardı. Yani Abi bir sonra de, sonraki round olabilir bu tahmin değil. Evet yani. evet. Yani refrag mesela alabilirdik burada smoke'la. Finka ile birlikte. O zaman site'de bir opsiyonumuz olurdu ama zaten başta bir tık fail verdik bu round'da biz aynı şekilde gene. Yani Clash zaten inanılmaz range'lerden etkiliyor. Hani Clash o yüzden bayağı bir sıkıntı çıkarttı bize. Ve şimdi bu round C4'u tutmaya çalışıyoruz. Altta mesela bakın dronluyoruz. Numarış ben flank'i tutuyorum diye. Ha sen şeyden vurdun beni hatırladım. Şu H'den vuruyorsun C4 yorum, aynen. Bu round değil ama sanırım. Yok bu da <laughs> yüksek ihtimal. Yok şey ben monte oynuyordum. Yok o round değil. Bir sonraki round. Mesela biz buraya pushluyoruz. Ben duvarı bir işlemek yani şöyle düşünün. Ben bakıyorum duvarda zaten rotasyon var şu kısımda. Şimdi bizim amacımız zaten şu ikili reinforce bir işleyip buraya plantlemek. E bura zaten benim için açık. Yani hibanayı boş almış oluyorum. Agresif oynayabilirim ben her yönden. O yüzden droneladım. Baktım mesela ne yapıyoruz mesela droneladık. Double drone. E burada entry gerekli. Bakıyoruz abi clash var. Site boş mesela. Kafeye gelinsin. Niye? çünkü altta pulse gitti dedi. Yok mesela flank yok dedik. Puls zaten sanırım burada. Aynı şekilde. Puls şu anlık ya da burada mı? Yok. Puls altta mesela. Puls mesela kimi vuruyor ilk başta? Ya bir arkadaş çok terste oynuyor sanırım. Onu vuruyor. Evet. Mesela Nomad'i vuruyor burada. Yani Nomad'le mesela buraya gitmenin bir mantığı yok. Mesela, mesela burada Nomad'le gitmek zaten ayrı bir hata. Yani ne dedik? Burayı bir işleyip burada Nomad atıp buranın baskısını almamız lazım. İster ofisi tutalım ister, burayı tutalım. Mesela bak buraya reinforce atılmış ama niye atıldığını bilinmiyor gibi. Mesela bu atılmış, burada rotasyon yok. Amaç ne buradaki? Eğer bu taraftan gelirse yavaşlatıp burada rotasyon olacak ki geri kaçabileceksin. Amaç bu buradaki rotasyonların vesaire. Yani burada rotasyon yok, aynı şekilde burayı önüne tutulmuyor. E biz bu taraflardan baskı yapsaymıştık, bir tık daha iyi oynayabilirmiştik gibi geldi bana. Hani biz bu tarafları drone'layamadığımız için çok oynamadık. Ama kafe plant'lemek daha basit, şuraya kurmak çok basit mesela. Ama biz burada dediğim gibi işte o baskı kurmalı iletişim kopukluğu, dronlama sorunlarının olmasının yüzünden bir tık oynayamadık. Legion mesela burada dibimize gelebiliyor. Aynı şekil vuruyor mesela imar E burada cam kapalı mesela baktığınızda. Şu cam kapalı. E bu cam açık olsa ne dedik biz mesela? Dedim ki map'i şuradan şöyle ikiye böldüğünüz zaman arkadaşlar şu kısma kadar. Burayı böldüğünüz zaman ee, yani burayı komple bir işlediğiniz zaman burayı komple kesiyorsun. Buranın açısı disablelandı. E şimdi glass alıp şuraya smoke atıp gerekirse şuradan karşıyı kesin dedik şu karşı koridoru. E burayı da kesiyorsun. E buradaki cam da şuraya kadar görebiliyor. Şöyle. Yani şurasını görmüyorsun. Tabi burası off angle'a giriyor artık. Şuradaki şu derece, şu açı e gözükmeyen yere giriyor ama sen gene buradan flank gelse yani adam şuradan şöyle gelip şuradan falan vurması lazım. E ne dedik zaten biz buradaki camdaki oynayan adama. Buradaki drone dilinden drone'la bak. Adam yakın gelirse gerekirse Volt'la takım arkadaşını vurdurtturma dedik mesela. Ama önceki round biz Monty ile mesela öldük. ya. E bu durumlarda cam kapalı. E boşuna e Marish Reis öldü mesela burada. KO. Yani bunları bir tık daha dikkatli davranıldığı zaman e, hata oranı çok azalır. Haberin olsun 9'a kastım varmış Valo için. Olur. Tamam gireriz. Sıkıntı yok. Tamam verelim. Eyvallah aslanım haber verdiğin için bu arada. Yani bunlar bir tık önemli arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, buralara girip böyle bu korumaları yapmak. E, şimdi defans ne yapıyor? Splash'ı pompalıyla tutuyor. Zaten bak Legion'ın arkasını refrak bile bekleyebilir. Yani Clash var. Bunlar aynı şekilde Yellow'u tutuyor. Yellow'dan baskı gelecek mi diye. Mesela bak bizde Yellow'da baskı yok. Aynı şekilde altta iki kişi tutuyor. E şimdi biz şuraya açsak bu yellow'daki adamlar rotatelemek zorunda kalacak mı istersen. E bu arada da biz site'e dalsak e zaten adamlarımızı kaybettik. Nomad olsa mesela 4 ve 3 olacak site. E Clash'ı zaten es geç. Legion'la Sumo'a iyi hard atak yaparsan. Clash'ı antlarsın 3 kişi 4 kişi. Ama bunları trade'li düşürsen e bu sefer diğer ikisi ROM'da yakalanacak. Yani sen site'e dalsak orada iş bitecek yani aslında. Ama info eksikliği var işte. se bak aynı şekil de düştü. Vosa buradan bir daha pikliyor mesela. Bu burada mesela Voss'a şu camın kapalı olduğunun avantajını çok iyi kullanmış mesela. Splash'e burada mesela bir tık şu strat e, böyle rotatable değil de hiç değilse zıplayacak şekilde olsa daha avantajlı. Neden abi? Ee, adam buradan geçmeye çalıştığı zaman pompalı direkt sokarsın. Ama crouch pozisyonunda ben sana daha iyi peekers yakaladım. Mesela izleyelim benim gözümden sana işimi. Bak benim clash'i de sokarım clash'ine falan ben tribe girdim. Mose pikte de öldü zaten. E şimdi bakıyorsun 2 v 4. Clutchable bir situation. Şurada aim'in bir tık iyi olsa clutchable yani bak. izle. Dur benim gözüme geçelim. Gerçi onu Maverick'le yapmıştım sanırım. Mesela bak. Hop Dikeyden vurmaya çalışıyor. Hop Genzo da gitti mesela. Şimdi Clash hala agresif oynuyor. Clash müthiş oynuyor bu arada. Clash kimse. Meis samimi söylüyorum. Kendim abi. Yani samimi söylüyorum. Bu şekil oyna abi. Yani takıma Clash olarak almak gerekirse adam alırım yani seni. Uyanılmaz. Çok felaket, felaket o, oynuyor. Ben şey kol, ya tamam kol çok önemli de şimdi şöyle bir şey var adamın oynayış tarzı Clash'te tam doğru. Eksik değil yani %90 oynamıyor, %100 oynuyor. Yani evet evet işte onu, onu diyorum. İşte. Bir şey ha işte. mesela overpick atmıyor. Evet, mesela bak, bak şurada mesela bak kolsuzluğum tutmasa vursak clash burada. Şimdi Finka da aynı şekil vursa referan mı alsın? Evet mesela ben vursam sonra Finka ile site'e e girsek plant desek ya da mesela 27 saniyemiz var. O arada şey de vursak Ayhan'ı da vursak round bizim. Mesela baksana bir canı kalmış. Aim'ime sokayım. Yani bir canı kalmış. Yani burada Finka vursa şeyi vursa 1v1'e düşecek en kötü. Yani gerçi onun da canı azmış. Hani bir tık daha zor zaten ama başta zaten hatalarımız var. Mesela biz Yellow'un kontrolünü alıp flank nomad'i bıraksak ya e zaten bombayı kurup bu round'u almamasımız yüksekmiş. Mesela miscommunication işte dronlama eksiklikleri aynı şekil utility kullanmama. Mesela o duvarı bir işlesek veya eşle veya da Zofya'yla Yellow'a puşlasak Clash şu koridorda oynayamaz o kadar rahat. Niye? Çünkü oradan baskı kurabilirsin. Heçi açın dedim. Heçi bir sonraki rant açıyoruz mesela. Şuradaki e, şu heçi mesela açın dedim. Şuradaki şu heçi. E, burayı açtığında mesela yellow'da şurada sıkışır da mesela. Heçte adam olsa örnek veriyorum. Şuradaki şu açıyı kapatıyorsun sen. Geçemiyor hiçbir şekilde. Şu açı senin. Şurası komple. Yani gel an vurursun. Hani ta şuralara kadar görmüyor tabii. Yani sadece şuraya göre biliyorsun. Yani tık tık vurursun işte ya da ense kökünü atladığını düşünüyorum. Mesela Nomet orada korudu örnek verelim yalavı ya da eş korudu. Sonra heçten bu adam flank geldiğini fark etti. Öldü mesela. Nomet vuramadı. O pozisyon daha iyi. Niye? Çünkü ref refreganımız çok daha yüksek. Ama şu an mesela gidip bu dışarıdaki çok bağıntısız bir camda ölme öldükten sonra ne bileyim burada birbirimizi referaya sonra bir mantığı kalmıyor yani takım oyununun bir mantığı kalmıyor. Mesela bak Splasher burada güzel oynadı gibi. Ama dediğim gibi rotate yani kral geçebilecek şekilde değil de sadece görecek şekilde açmanız bu pozisyonlarda daha iyi. Zaten e, tek en solu açık bırakmış. En bir yani iki sağa atıp orada reinforce da arttırmanız lazım. Çünkü orada zaten gene çapraz açığa giriyor. Bir şeyde geçen Penta'da gördüğüm için Çektim ha da o da olur. Ha şey ha o da olur illaki ama şey olur. Hani reinforce mesela rotatable gaming'de o bir reinforce'un bile önemi oluyor ya işte o yüzden öyle anlatıyorum. Yoksa şey değil. Ha, ya hayır, Ben de en 3 atıp en sollu pentadan gördüğüm için Ha kliç rahat geçebilsin diye açtınız öyle mesela. Bakın onu da anlattılar. Bence güzel. O da mantıklı. O da mantıklı abi. Yani clash mesela orada sıkışır kafede. Hemen geri kaçar oradan. O da mantıklı. Güzel. Güzel mesela. O da olur illaki. Ve de hani tam da kötü değil aslında baktın. Ama orada adamınız eksilse kötü. Mesela sıkışırsınız gene. Clash. Doğru. Clash olsa bile. Sıkışma olasılığınız var. Yine mesela ben orada Peekers'i yakalayıp vurabilsem mesela. Belki round'u clashlama olasılığımız varmıştı gene bir tık daha. Çünkü 2 iki ve 2'ye düşüyor. Clash'i de yok var yok say gibi düşündük. Ben orada düşündük. sizi kaçırdım bu arada. Siz hallway'den kaç girmişsiniz. Mesela bi, bi, biz kaçırdım. mesela burayı rotate'ledik arkadaşlar. Buraları mute attık. İşte buraları tuttuk bir tık. Üst hatch'i de açtık mesela aynı şekil. Buradaki hatch'i de açıyoruz. Hem dikeyden tutuyoruz. E şu hatch'i de açıyoruz biz mesela. Rotate'i bul oynan dedik. Mesela bizimkiler daha kapanık oynamışlar. Aynı rank'ta oynandığı gibi. Bu da olur. Burayı bu da. Yok evet, siz de şey normal üst o ara hatch'i reinforcelamışsınız şurayı. Yani Böyle de oynayabilirsiniz neden mesela bu daha safe site e kapanık oynarsınız bok gireriz bu arada giremezmiştik mesela buna yani full site de oynasınlar şu line up'a giremeyiz de olsa yani giremedik de zaten. Gördün, söyledin ya Tabii. şeyler öğrettin ya o, onu, o me me mesela bak buralarda rotate'ler var mesela yani güzel olmuş bu da mesela kabul edilebilir bir strat niye giremedik zaten. Çünkü bir de biz burayı bir işlemeye çalıştık. E, Dikey'den Yenzo şu açıdan aldı bütün Hibana paletlerini. Mesela oyun bitti zaten orada bizim için. Yani bizde zaten drone eksikliği işte flank tutma ne bileyim bunlar eksik. Yani şuraya bir tane nomad atmadık en basiti. Yani clash sürekli pikliyor. Koridora pikliği bir info alıyor. Şuraya bir nomad atsak. Üste dediğim gibi o nomadları atsak. E Valkyrie'nin üstü yani nomadle bir kişinin sledge'in üstte gidip o Valkyrie'ye o şuradaki pelletleri aldırtmaması lazım. Mesela bakın izleyin randu hepimiz aşağı puşluyoruz. Böyle olmaması lazım mesela. Evet biz bekledik vertical'ı. İşte bakın Dikey açıyoruz. <laughs> mesela kayıt var sadece mesela. Bu Nate ile yaktık direkt. Bir flash atın diyor mesela Imar Reis burada. Attık e şimdi dikeyden Genzo gelecek mesela bakalım. ADS'i çektik mesela bak 4 kişi site'de oynuyorlar bak burada shield atmış mesela bu da olur e buraları koruyorlar demek ki. Main stairs'in kemin belli duruyor mesela. Bu taraflara da biz multi oynamadığımız için. Bak smoke çok güzel info alıyor bu arada. O yönden. Yani müthiş info alıyor. Default bak bu keme bakıyor. Yani daha şu kemi bile kırmamış mesela. Bunlar büyük sorun şu kem. Mesela slash buraları açıp rahat hareket edebilmemiz lazım. bizim şuraları açıp. Şuraları mesela en kötü. Ortalığı açıp rahat hareket edebilmek için buraları açmamız lazım. Komple ayak ve top hizada. Mesela bak üstte adam var mı infomuz yok. Bak ben pushlayamıyorum üstte görüyor musunuz? Mesela bak Valkyrie üstte. Valkyrie zaten bana pelitlerini aldı burada açamadık. Yani Valkyrie buradan mı pikleyecek, soldan mı pikleyecek, sağdan mı pikleyecek? Round bitti zaten bizim için. 40 saniyemiz kaldı. Biz, yani de biz burada e tost bizim, olduk. Biz, bizim bize de round'u kazandıran smoke oldu burada. Ya smok deli gibi, smok deli Acaba, gibi info veriyordur ben. Diye botta ben C4 dağıttım abi dedi de ona bir bakalım. Ben öldüm mesela C4 orada. Bana attı bir var C4'u. Bak smok yedim. Sonra ben buradan açtı direkt daldım içeri C4 öldüm ben burada yüksek ihtimal. Bak şimdi. Bu Tarık abi Bak patladı. Ben smoke. Bak ben smoke'un içinde de aldım artık çünkü süre yok. 13 saniye var. Ben şurayı smokeladım. Bak böyle buradan bana C4 attı mesela. Bak jumpladım. Girdim siteye agresif oynuyorum. Smoke'a burada cross'umu indirdim. Vuracağım. Hop C4 ağzımda patladı yani. Bak Chase işte güzel vurmuş burada mesela. Ne kimi vuruyor acaba? Tersten oynamış mesela. Burada ben info veriyor ben duymuyorum. Mesela burada çok güzel. Mesela bak smoke gene iyi iş yapmış. Burada kayıt mı geç? Kayıt mesela. Hani kayıt bakması arkaya. Yo sen misin lan bu ölmüşsün ama sen. Evet, ha. sonradan ölüyorsun tamam. Okey. Ama Genzo ben verdim diyor da. Mesela yani. burada mesela Smoke, Vosone'in C4'u, Clash oyunu bitirdi mesela. Bu üçlü burada. Ha gel tabi diğerleri de iş yapmış sonuç olarak. Gene zaten Mute önemli bir şey. Genzo zaten Hibana ile bitirdi. Oyunun öyle süresini Genzo bitirdi. Last'ı da Clash bitiriyor bence gene. Hani Smoke zaten içimizden geçti onu söylemiyorum bile. Yani baksanıza bak burada hepimizin 70 yani 25 30 cana gitti. Benim zaten 60 70'e yakın canım gitti. C4'la boşa finişledik. Planlayamıyoruz da baksanıza. Hiçbir şey yapamıyoruz mesela. Bak, clash ding 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 yapıyor mesela bak burada. E, Hibana bir tık fazla search'e gitmiş. E, soldakileri vursana mesela bak burada birisi var dedim. E, Clash'e baksa round bizim mesela. Çok fazla kopmuş bir tık. Hani bu zaten o, o, o ortamın stresi de var tabii ki illaki. Ama bir tık daha dikkat edilse mesela daha rahat iş yapılmıştı. Evet Emerit Reis bittik de erken gelsin. Mesela Sumo vursa Round 2 armor lastımız varmıştı gene. Ama işte mesela hata başta başlıyor. Mesela o dikeye gidip o nomad atılması gereken yerleri gösterdiğim yerleri falan atmamak. Dikeye gidip dikeyi açmamak. Mesela orada kayıt veya bandit trik yapsa o adamı vuramayız orada. Nate'le Nate, le, Nate le falan uçurmamız lazım. Başka türlü yapar adam. Ama dikeyden açı açsan trik yapamaz. Mesela. Yorumluyor. 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 Hangi rende? Şimdi, şimdi mesela Plan geldik. 5 e 5. Yok. Mesela şöyle. Da çekiyor ilk... Alper. Ha, okey. Şöyle mesela o bakalım. Burada beni benim gözümden izle please beni lütfen. Okey sir. Mesela bakın gene siz mesela site'e kapanık oynuyorsunuz. Hiç rotatable değil mesela sizinki. Hani sizinki bir tık rankta çalışır gene. Çalışmaz değil. Niye? Çünkü e, clash var her türlü. Mesela bu, bu line-up'la mesela Ayhanların tarzı Defter rankta çok daha güçlü. Emin olun bakın. Neden? Ee, rakip zaten atak yapmayı bilmiyor. E sen bir de Artık kapı gibi durursan. Kanka, şöyle bir ekleme yapayım. Duvar tutacak Hı. hiçbir şeyimiz yok bizim. Ya tabi, ama Mesela bizde zaten yani, komunikasyon, mesela bizde komunikasyon zaten eksik kaldı bir tık bu roundlarda. Bankın duvarı açılabilirdi. Yellow'un duvarı açılabilirdi komple. Yani mesela plat diamond'a kadar sizin bu stratlarınız çalışır mesela. Ama buna kefilim her türlü. Plat diamond'a kadar çalışır çok rahat. Ama şeyde sıkıntı başlıyor işte mesela arkadaşlar adamlar çok iyi drone yapıp ESL gibi oynadığı zaman e, bir şeyler yapma olasılığınız artıyor mesela zaten zar zor kazanıyorlar niye biz çok agresif oynuyoruz line agresife yönelik ya bakıyoruz kafe mesela droneladık tık tık tutuyorlar mı neredeler ofisteler C4 var mı mesela bak alttan infos veriyorum C4 var mı diye Scanliyorum ben siz orada Mesela bak puls olabilir altta C4 var mı bakın diyorum Marşeis ben koruyorum diye alttan Şimdi koruyoruz mesela burada. Biz bakıyoruz sağ sol çekledik gidiyoruz. Mesela bütün bütün katı söçlüyoruz. Mesela yavaş söçlüyoruz. Aslında tam yavaş değil. Hat breaching'imiz olsa bu round'da alma olasılığımız yüksekmişti mesela bizim yüzde yetmiş. Niye? E, drone hiç adam ölmeden kaybetmeden aldık bütün pozisyonlara E, nometletiyoruz her yere. Main stage'ler falan ondan sonra. Yani Burada olayımız iyiydi ama burada işte hat bir almamız bizim mahvetti. Yani şurayı açsak belki round'ı alacağız. Yani veyahut da iki tarafı birden bir işlesek belki bir iki düşürüp alacağız round'u. E burada ne oldu mesela? <laughs> Benim gözüme geçsene. Mesela bak Ayhan mesela bak burada ben telleri kırıyorum. Burada Clash ağzıma sıçıyor. Clash'e ediyorum ki Clash'i şey yap abi uçur Zofia'yla. Şey yapayım diyorum. Ee, vurayım diyorum. Artık buzdolabının üstüne çıkıyorum yani bak mesela burada Ayhan hepimizin infosunu alıyor işte arkez, iki kişi arkez, burada bak, üç kişi burada bunların nifusu. Oyn... Hmm. <laughs> yani sen burada veriyorsun değil mi mesela birisi yellow'da yani biri, iki kişi tap yellow, e, mi e, yazdım, top yellow falan. Sensin, değil mi? Bak şimdi burada timingi gel bekle. Bu mesela direkt öldüm yani burada Clash'i vuracağız diye yok oldum mesela. Mesela burada ben bir daha geri gelelim. Bak ben artık ne yapıyorum şöyle geçelim. Diyorum ki Zofia bak Zofia burada. Zofia aç bunu. Bak ben indiriyorum. indirdiğim an uçuyorum. Belki kalkanım açık dursam bir saniye. Bak bir saniye görüyor musunuz? Bir saniyenin önemi. Bir saniye sonra yapsak şu işi belki ölmeyeceğim. Kalkanım full açık olduğu için. Extended geziyorum orada da çünkü. Yani düşün bir saniyenin avantajını görüyorsunuz. Bum öldüm. E şimdi ya şura bir işli olsa buraya girerim. Tanklar girerim buraya. E, clash olsun istediğim kadar. Şuraya bir suma atarız. Gireriz bam gün. E giremiyorsun. E, diğer hash'den basın dedim. Onu da yapamadık. Sıkışıyoruz. Bizde zaten burada komünikasyon çok düşük. Aşırı kötü yani. Ha sonradan def'e geçtikten sonra bir tık açıldık ama gene yeterli değildi tam olarak. Mesela sizin tarafın info kısmı bir tık okey. Ama sizin flank tutmanız yoktu. Onun dışında mesela sizin tarafta benim şu an gözlemlediğim kadarıyla def'te var mesela. Bak flank tutmanız, o ölü info almanız çok güzel ama Atakta aynısını bekliyorum. Atakta aynısını yaparsanız yap yani o takım yapar bir şeyler ben size söyleyeyim. Kim var mesela? Splasher, Just Mace, Vose, Genzo, Ayhan. Bu takım bir şey yapar yani. Mesela. Olur yani. ezvinin alırsınız rankta mesela. Her roundu rankta alırsınız. Bu stratlarla bu şekilde. Ama fling tutmadığınız zaman elo bir tık yükselip doğru yaklaştığınızda sıçış başlar. Diamond elo'yu saymıyorum. Evet. Diamond elo'da hile olmadığı sürece yaparsınız. Ama fling tutmayı yaparsanız şampiyonsunuz. Bu ekip 5'li oynayın şampiyonsunuz. Çok basit. Yani pro olmak için o fling tutmayı geliştirme, bir tık daha dronlamayı geliştirme o kadar. Başka hiçbir şeyinize gerek yok mesela. Ben orayı pire bırakmıştım da kimse koltuğun arkasına geçmedi. Hangisine lan? Koltuğun arkası bankı diyor ya yüksek ihtimal. Ya yani Taçanka mesela aynı şekil orada bizi 10-15 saniye tuttu. Kanka, taçanka random pitti bu arada. Yani o bayağı <laughs> tuttu. değişmedi. Mesela burada Goyo'yu hiç korumadınız. Buradaki burada bir yerde bir Goya şildi vardı. Mesela onda bir ADS olsa bir tane utility tercih etmiş olurdunuz mesela bence benim fikrim. Hani gerçi almamışsınız ya göre oran yüzden öyle. Çok mesela almadık. mesela biz şöyle yaptık arkadaşlar. Zaten e, custom match'imizi de atacağım için YouTube anlarsınız. Şu ikiliyi reinforce'lıyoruz. Şurayı da Body hizası şu şekil açıyoruz yani geçilebilecek şekilde değil burayı öyle anlatmış olayım ama bu da çalışır bu da çalışmaz değil mesela niye yaptık dediler Clash geri kaçabilsin diye bu da güzel bir düşünce mesela. Bu da olur neden olmasın. Bir de zaten Goya da var burada her türlü Goya'yı tetiklerler Clash e, kaçar I o arada. Sofet dim e, e, chat açık değil mi şey, takım, normal chat? Bilmiyorum burada o gözükmüyor niyeyse anlamadım. O... Yazışmalarımız yok yani chatte. Replay'de yazışmalar gözükmez yüksek ihtimal ya mesela buralar mesela bak buralar reinforced güzel gayet mesela. Buna bir, bir, tık daha daha siz hardcore turtle strat diyelim. Mesela bak böyle site e full kapanık stratlara turtle diyoruz. Mesela bak buraları da reinforced deyip burada yavaşlatmayı yapmışlar ama mesela. Ama bu sefer de burayı bırakmışlar. Mesela bu tarafı bırakmak da pek mantıklı değil aslında. bizde yani biz de tam tersi buradan puşlamamışız. mesela. Bu da ayrı bir hata aslında baktığınızda Ben sizi buradan bekledim bu arada gelmediniz. Ya yani mesela ben kafe bir tık çözsün diye herkes puşuyor bir tık öyle yaptım. Hani o tarafa puşlayalım diye. Mesela bak bu round Nomad'le falan açıyoruz yüksek ihtimal. Hatta Nomad biri charge var. diyorum beyler diyorum. Alper yani yanılmıyorsam %90 diyorum ofise puşlattıracak. Yine kafe geliyorsunuz. Mesela i̇şte bak bu round baya şey yaptık. Bir tık baskın oynayabildik ama tam yapamadık gene. Mesela bak drone'ladık kafe tık, mesela bak. Vose, beni baitledi. <laughs> Fucking bastard. Klasik boşa. Bak mesela burada hemen şu, şu drone benim drone'um. Baktık dedik burası boş kafe hemen şu goya'yı çekin. Hiçbir şey yok çünkü gördüm. Zınk çektik hemen bak. Daha bir dakika önce geçti. Hemen aldık kafedeki i̇şte c kullanıyorum. Yanlış. Burada evet C4'lar mesela bak. Aşağıda adam var mı mesela bakın diyoruz. Bakılıyor mesela bakın. Şu benim drone'um gene yanılmıyorsam eğer. Bakıyoruz. Cup C4 boşa gitti gene. Sonra bir tane daha geliyor. O C4'da boşa gitmişti sanırım. Round. Goyu da atıyordu sanırım. Atamamıştı. Connectlenmedi. Mesela girdik burada. Dedim ki şurayı bir işleyin hemen. Burayı bir işledik. Şimdi Yellow'dan flank gelme olasılığı azaldı. Şimdi Clash geri çekilmek zorunda kaldı. Mesela anlat. Burada hem bunu canlı görmüş olduk. Mesela bakın buradan baskı kuruyoruz. Dronelayın. Abi buralar yok mesela. Clash uzaktan pikliyor. Smoke gene aynı yerde oynuyor. Bak mesela bu, çok, bu info çok güzeldi. Şu drone'layan kim bilmiyorum ama. Yani ee, Sumok yakın oynuyor mesela bak abi şu şunu veren info geldi mesela. Hop neydi yolluyorum mesela. Kuklanmıyor tam şansına bak. Bir tık daha Sumok close tutsa ölecek. Mesela splash şan... zaten demeye 25 yana gitmiş. E şimdi solda burada pronluyor. E zaten bu biz agresif oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bak clash girdik. Mesela bak bir daha atıyorum. Geri girdi mesela. Ben trade girsem mi girmesem mi? Şimdi close yakınlaşır her smoke player. Ki öyle yaptı zaten. Burada mesela bak o timingi yakalayıp girdik. Bak avantajı elde ettik. Bu sefer de mesela fazla flanking tutuyoruz. Mesela Sledge kim? Imariç reisi. olmuş mesela. Yani Nomad çarşılarımızın 3'ünü kullanmamışız. Hayling burada mısın kral mesela? Hayling hello pek çıkmışlardır ya Bu da yayın. Neyse, yayınlar. neyse YouTube'dan ve ha tamam buradasın kral yayınlaymış. Ee, mesela kral nometlerin duruyor. İmariş şeysin buraya nomedat Şu yalovu tap yalovdan koru. Ee, Kaiser mesela Ace abi. Bizim söylememize gerek yok. Böyle bir strat yapıp herhangi bir takım arkadaşınız olsun bulun yanınıza kendi arkadaşlarınız bulun dert değil. Şuraya bir işle Nomet aynı şekil buraya atsın. İmarış reis bizde gelsin. Niye double neydi var? Mesela burada clash'e neydi atsa psikolojisi bozulur neydi ne? Şimdi bir kişi aşağıda. E baksana bak sadece Taçanka var. Zaten Genzo burada roundu taşıdı. Şimdi sen burayı bir işlesen e, sadece girip kurmak kalıyor. Bak ben burada gireceğim kuracağım. Zaten mesela bak sen bombayla gitmişsin. O zaten ayrı bir hataydı. Onu zaten maçın içinde söyledim ben. E, mesela bomba burada düştü. Mesela sen gelsen şurada yer değişsek ben seni korurum. Ben seni burada siksen öldürtürmem bu arada. Yani sadece Clash gelip bir de kafama bir şeyler yemedim sürece öldürtmem yani. Zın kuracağım bombayı. E bir de bura açık oldu mu koruyacağız komple. Hiçbir çözme olasılıkları yok. Bak 4 ve 3 kazanma olasılıkları yok burayı. E bir de şimdi nomadimiz yaşıyor mesela. Bura nomadli. Şu top yellow nomad atsan bir tane. Bir tane de main stairs atsan adamlar flankleyemeyecek de bize. Ya da mesela bir tane buraya bir tane de bombanın dibine atsan çözemeyecekler de. Yani inanılmaz avantajlıyız. Mesela bu roundu verdiydik yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Mesela bak burada Imarış Reis söylüyor Genzo işte şeyi vuruyor. Ee, e, Ace'i vuruyor. Ondan sonra ben buradan Yellow Flank gelirse diye bakıyorum ki genellikle gelirler. Mesela burada Vos'a gelmemiş. Güzel bir hareket. Yani ben gelirse diye burada bekledim. Yoksa agresifleşip Genzo'yu vurmayı düşünüyordum ben ilk başta. Ki vurabilirdim de ama işte keşke orada dediğim gibi Nomadler olsaydı Imarış Reis pushlasa benle birlikte Clash'in içinden geçeriz. Genzo'yu da vurduk burada. Mesela Niye? Çünkü 4 ve 3'üz. Biz daha avantajlıyız. Bir de birisi altta yani. Onu siktir et. Nomad tutar onu bir şekilde. Mesela. Ha, bu round'u çok free vermişiz. Mesela bak. Orada baitledik. Mesela tınk direkt düşürdüm kleşi. E şimdi avantajlıyız. E bomba burada. Mesela bomba bizde olsa şuraya girip kurar Nomad. Örnek veriyorum. Ya da şurada bir yerde olsan Nomad alır bir şekilde. Onu flash atıp ne bileyim. Nomad atıp alır. Buraya gelir kurardı. Dert değildi ama yapamadık işte mesela. Bana burada Genzo çok pis vurdu bu arada. Ben pikselden güzel öldüm. Mesela Genzo'da çok geri çekilip güzel tuttu mesela. Clash bir tık bu round bir tık Caciki oynadı bir tık sadece. Ama o da bir info olmadığı için. Zaten adam olarak az olduğu için bir tık tutmaya çalıştı plant gelmesin diye. Güzel de oynadılar bence herkes. Hani bir tık daha safe oynanabilir miydi? Oynanabilirdi. Yani Genzo'ya yakın tarafta oynanabilirdi Clash'te. Yani e, Vosya Zaten bu sen... Burada Arcade Cam'den gördüm. Buradan sonra Şuradan değil mi? Şu kameradan. Aynen. Ha, kamera arcade aktif. Cam'den görüyor. Mesela gayet güzel yellow, mesela. Yellow diyorum dönüyor. Mesela gayet güzeldi mesela bu roundda güzel comeback attılar mesela ama bu round bir tık daha alınabilirdi İşte dediğimiz gibi info eksiklikleri karakterleri tam baskın oynamayı yapamadığımızdan yani Bu e... roundu iki tek sebep diffuser yanlış yere düşürmeniz Nomad'in yani, evet. atılmaması ve de şey diffuser'ın yanlış yere düşmesi bu ikisi yani Mesela biz o bankla day birbirine bağlayan yer var ya rotasyon açmış en soldan Aha onun sağdaki iki duvarını mesela reinforce'lamışız. Onun sağını da açsanız mesela belki kurdutmayabilirdim ben. Çünkü benim evet. 10 tane bombamla duruyordu da. İşte mesela hem o sumo, şey yani çıkıyor. mesela bu ikili line-up aslında çok güçlü mesela. Sumo kart, taçanka güçlü mesela. Niye? O Orayı kuracağız diyoruz mesela. Taçanka olmadığı sürece orayı sumo tutabilir. E sumo tutamadı, öldürdük mesela. E bir e zaten... zaten giremediniz. Senin e, evet mesela giremiyoruz mesela. Yaptın, uçurdu seni C4'la. Evet. Onu yaptık mesela giremediniz. Evet. Ya girsek bile duvar bir işleyecek evet, evet. bir şeyimiz yoktu mesela. Arada, i̇şte bir mesela de. bizim yaptıklarımız bir, bir tık daha fazla basit hatalar oluyor işte. Yani bunları düzelttiğiniz zaman emin olun gold'dan plata çok rahat çıkarsınız. Herkes için söylüyorum bunu. Yani buradaki arkadaşlar sadece biz yaptığımız için bunları örneklendirme olmuş oluyor bize. Yoksa her kimseyi gömmek ve hatta bir şey yapmak amacımız yok. Burada sadece herkese bunların hatasını herkes yapıyor. Bunları bu şekilde düzeltirsek daha iyi şeyler olur diye e, göstermeye de, çalışıyoruz. Mesela ya da, e, buraları gene rotate demişler. Mesela aynı şekil tutuyorlar. Gene bunu yapılabilir demiştik. Mesela biz burayı rotate diyoruz. İşte buralara mute atıp işte Heçi mesela ne yapmışsınız? Siz de açmışsınız. Güzel. Mesela bu şekilde tutulabilir. Yani biz bu ne yaptık mesela onu hatırlamıyorum. Ben Maestro taretlerini falan almıştım. Şurada Örtülüyor bir yerde taret. Şurada taret vardı onu almıştım onu Siz hatırladım. Dikeyden, dikeyden, sizi vurdum. Şeyden. Main bir işten ateri var ya sağda. Ben sağ onun verdim de ama. Nerede? Ben orada adam var. Maintenance'ın üstü. Kontrol Buran. Aynen. Orada oranın üstü dikey açıktı. Onun infosunu verdim ben. Yok ben, ben sonradan birisi... geldim abi tam siz içeri girerken yakaladım. Evet, ama şey şey açıktı. tavan açıktı yani onun infosunu. Tavanı Genzo açmış. Şuraya işte. diyorsunuz Beş. değil mi? Şuraya diyorsunuz. Açtınız. Anladım. Gen Genzo mu dedi biri dedi ben açtım onu ben açtım, açtım. kanka ya. Açıkta orası. Ben burada vertical yapmamanıza şaşırdım yani yani vertical olmasa bile bir üstü hiç dronlamadınız. Main bir için şeyini bu oyuncak arabalar var ya onun oradaki çarpışan arabaların oradaki duvarı. Mesela ben Maestro TRT'ne direkt neydi attım mesela duvarı bir işleyebiliriz dedim. Mesela direkt Ace gelsin dedik. Mesela burada bir tık geç kaldı mesela gene Ace aynı şekil. Mesela biz Ace gel abi diyorum mesela bak dönüyorum hala. Heh, şimdi geliyor mesela ama geç kalıyor mesela bak oraya mı gitsem buradan mı gelsem bir tık mesela 5 saniye kaybediliyor. Mesela bu taraftan girmen daha riskli adamı rana atacağı tutar. Kamerası olur örnek veriyorum Valkyrie ile. Burada bir tık daha riskli abi mesela üstten atar. Üstten atlar. Ne bileyim bir şeyler olabilir yani. C4 denenmiş. Özellikle dönemiş. Bu, bunları da söyledim hani run at falan atmayayım. Sen o nomad de default yapmayalım. cam duruyor mesela default cam'i kırmamış mesela bu bir tık sorun. Aynı şekilde şuralara nomad aynı şekilde üst kata tutsun nomad demiştik mesela onları yapılmamış nomad de gene. Bunları yaparsak bir tık daha dikkatli oynanırsa güzel olabilir. Mesela şimdi duvarı bir işliyoruz. E şimdi ne yapacağız Maverick'le bir tık agresif oynayıp girmemiz lazım bu sefer bu round. Ben orada bir tık Şimdi dediler ki mesela bu pano da oynuyor. Mesela pano da oynuyor dediler. Ben burada eklemeye çalıştım. Yüksek ihtimal o net gitmiyormuş Ben şuradan şöyle çarptırır buraya düşürürüm diye hedefliyordum. Olmamış. Mesela bakalım. Clash'ı vurmaya çalışıyoruz. Vuramadık mesela. Bak ben tek başıma piklemeye çalışıyorum. Mesela bak Clash nereden nereye etkiliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu mesafeler çok büyük mesafeler. Şimdi Mercedes buradan bir nade alıyor mesela. Nade kill geliyor. Nerede? Ha mesela sayılır Street arkalamış sanırım. Yok. Ya şey öldürüyor. E şimdi mesela bak burada ben giriyorum Maestro'yla. 1 HP falan kalması lazım. Aynen mesela 25 can. E şimdi bende referak yok. E bu taraftan full dalmamızın bir mantığı yok. Smoke var mesela. Nomad mesela gene terste kalmış. Nomad mesela bir tane charge kalmış mesela. Bilmiyorum bir yerlere atılsa daha efektif olabilir gibi geliyor. Niye ADS yok mesela? En basit örneği. <laughs> Mesela Nomad'a da atılıp Clash uçurulabilir. ADS olmadığını fark etsek. Mesela arkaladık. Güzel vuruldu. şimdi Dragon'da adam var dedi. Mesela onu duymadık. Sıkıntı değil. Şimdi, sı şimdi sıçtık ama mesela. 1 v 3. Mesela Smoke'da zaten Smoke güzel atıyor. Tost olduk burada gene. Yani baktığımızda bir tık daha güzel kollar gelseydi bir tık daha iyi oynayabilirdik gibi geliyor. Bir de drone gene yoktu burada. O da ayrı bir sıkıntı. Benim infom var mıydı kanka? Pantan Nerem? Vardı. Var Vardı ben nade atmaya çalıştım. Sana gitmemiş neydi? Yok sekmedi kanka ya. O kadar <laughs> evet, sekmiyor evet. kanka. Oraya düşmüyor. Ben çaprazlama attım, attım böyle <laughs> seksin dedim de sekmedi. Ya en mantıklısı o zaman çaprazlama veyahut da pronlayarak bir şey çarptırıp atacağız oralara falan. Ya da üstten atacağız böyle bir işlemeden önce. Ya da şöyle önce. yapacaksın kanka o duvarı voltlanabilir şekilde açıp pronlayıp atacaksın. Hem cover olacaksın. Ya da de şey de yapacağız zaman... en sağlı bir şekilde atacağız solu cover alacağız sağdan yerden çarptırarak atacağız falan fişman. Ama bir sefer adam da hardsa hani. Yok onu ya. üstten üstten sol üstten dersin ya çok dert değil. Bilmiyorum. Belki şey o padişah dediğimiz yerin adlandırdığımız yerin hani tronun orasının arkasına da açı tutabilir belki bir için oraya bilmiyorum. O ya da ama da gerçi bu duvar da, da çok büyük anasını satayım vaktinde aslında uzun duvar yani. Ha yani şöyle şurayı komple bir işte buradan gitsek. Ya, en termite Evet tercih. termite olsa mesela bir tık daha safe oynanabilir evet. O zaman daha orada da siz oynayamayabilirdiniz belki de bir tık daha. Evet. Bu hani Tron'un orada kanka 4 tane... Mesela tane şimdi bize geldi mesela Strat. Mesela biz ne yapıyoruz? Bakalım şöyle işte buralara mute atıyoruz ne bileyim her yeri mute'ladık. Biz de burayı dikey açtık bu şekil. Aynı şekilde dedim ki işte Roma çıkın Jaeger. Burada beni çok iyi Jaeger Frost. ya. Mesela bak burada ben keme bakıyorum. Bak şimdi izle. Mesela öngörünün tamamıyla infos arkadaşlar izleyin. Ben burada ses dinledim artık. Kimse geliyor mu bakalım bir neredeler acaba diye bakayım dedim. Bakın şimdi öngörüye bakın. Öngörü bu oluyor arkadaşlar bak. Default cam duruyor. Bak 1 iki var. Aynı şekil buradan da birisi koşuyor tam arkasından kameranın. Beyler kafe geliyorlar koşun. Koşun beyler. Kafe geliyorlar bak. Hepsi burada göremez Ölüğünü mi? Gör, gördün mü burada? Ne? Hayır. Ne? Şuradan Monti'nin sesini. Gördün mü? Ee? Bak ilerle biraz. Se bak burada evet, dedim gördüm. ki 3 kişi yani 4 5 kişi kafe geliyorlar. Kafede holdlayın bunları dedim. Clashle falan. Şimdi bak bizim takımın burada açısına iyi bakın şimdi bak. C4'ü attım. Direkt neresi olduğunu biliyorum çünkü. Direkt kapının ağzı zaten. Bekliyoruz bakın, C4'deyim bak, daha bekliyoruz bak mesela, Clash burada bekliyor, bir dakika geçmiş beyler kafe, bak kaç saniye oluyor ben bunu söyleyelim İnfoya bir daha gidelim, 230 diyelim, 30'da, 30'da söylüyorum, c attım, 10 saniye geçti, e şimdi daha mesela, site'ın kapısından yeni çıkıyoruz mesela, Clash'le. 20 saniye geçmiş mesela. Koş. Ha bak koşuyoruz daha yeni koşuyoruz. Mesela ben girdi gibi duydum burada. Mesela bak kreş bana geliyor dedim yukarı çık mesela bak bana geliyor işte anlamadım mesela kafe diyorum kafenin en olduğunu bilmiyoruz. Mesela bak Monty yemiş burada 50 canı kalmış birazcık daha önde duyuyor. Bak mesela burayı izleyin benim gönlümden bu çok komikti burası ya, bak bak. Atma dedim ama orada. bak ölecekmişti birazcık daha gir, tam girdi gibi duydum ben. Baksana. Ya, daha bak daha bak daha bak ya gibi. burada ben bunu anlamadım bak mesela eş pikliyor Monty mesela bak bak. Lan altınızı açmışım alttan psikopat gibi sıkıyorum bak bak benim hareketlere bak. Niye girmeye çalıştınız mesela burada onu anlamadım ben. Mesela bak Monty'yi düşürüyoruz. Ben burada Yellow'dan yılanlamaya çalışıyorum. Kendim mesela, biri beni Mesela görmüyor. ben Mes ben dedim ki beyler dedim ki artık dönün dedim. Beyler dedim artık şey yapmamızın bir mantığı yok dedim. Yani iki kişi avantaj bizde. Ben zaten bir kişi öldürdük zannediyorum. Ben seni vurduklarından haberim yok. Onu fark etmemişim ben vurulduğunu. Ben yellow'dan çıktım keşke tuvalete De gitseymiş. Dedim ben dönün Bana bak bak ki, bak bak ben falan. şimdi herkes döndü ya arkaya. Arkaya dönünce ben dedim ki main tutayım şimdi girmişlerdir kafeye çünkü eş girdi gibi duydum ben. Girdin mi boss'e? Mont sonra? Yok girmiyor. alıp. Girmedi <laughs> mi? Biri girdi gibi oldu dedim kafeye girdiler salın geri kaçın dedim avantaj bizde. Kaçtık ben de main tutuyorum. Hala devam ederse diye. Bak ben burada tutmaya direkt kameraya geçtim var mı diye bakıyorum gelen. Yok. Lan baktım acaba döndüler mi anlamadım ne olduğunu mesela burada. Artık info arıyorum bak hala info arıyorum. Ne kadar da adam öldürmüş olsak da. Beyler döndüler siteye dönebilirsiniz dedim. Kapa kapanı e kapanık oynayalım dedim. Ben ama sizin sesinizi duyuyorum. Bura bir işli ya ben duyuyorum dedim. Beyler siteye dönün ben tek tutarım romlarım dedim. Döndük mesela. İmarış reis de üstü koruyor. Easy. Şöyle bakalım mesela ben sadece açı tuttum mesela. Ee, şuradan girerseniz diye alttan bir yerden girip mesela şu şuralar a, alttan raşlarsanız diye. Onu düşürüyordunuz herhalde. Ama şey işte istedim sen de kaçabilirsin site istiyorsan dedim. Ya da hantta dedim. Gose vurmuş aynen. Ne Clash'ı bakıyor. Clash'ı kim vurdu lan? şey vuruyor. Mesela Clash orada Yellow'da adam var mı yok mu? Onu anlamadım ben ki. Orada Nereye clash bak? Clash vuruyorum. Vosya vuruyor galiba. <laughs> clash boşluğa bakıyor kanka orada. Harbi onu anlamadım. Yani normalde şu Double Door'un buraya bir yere geçip açı tutmamız lazım. Bak ben onu dedim zaten. Ee, bir sonraki round yaptık biz burada. Tron tutarken. Gene üstler açıktı bu şekil. Bir dahaki tuttuğumuzda şey oldu. Ee, çapraz genişlemesine tuttuk. Bu sefer de kıçından vuruldu gene. Yani bittik orada bir sıkıntılar oldu ama çözemedim. Mesela bak burada atlayacağınızı biliyorum. Site'i geniş tutmanın avantajı ne mesela bakın. Şimdi barrel'ımı tutuyoruz ama bak burayı tutmuyoruz da gibi. Atladı dedi mesela. Atladı dendi. Direkt öldük mesela. Burada fightlamayacaksın abi. Hemen bu padişahın gerisine kaçacaksın. Genzo burada bir tık böyle yalanmış bir şey ya. Ha, ya. Olur olmaz değil. Ama burada en yani safe. Sp Drı... ondan gördüm Ya, mesela tık diye sıkıp Yok, geri kaçacaksın. Mesela bak yani bir de, bir de bir bak bu arkadaş kim mesela? Mesela Maestro da çok kopuk kalmış gene. Bak Maestro nerede? Ya şimdi buralarda yok. 5 saniye abi. Sahte dalarlar adamlar. Dalacaklar dedim. Bak biz bir tık zor kılaşladık buranı. Bak burada zaten Hibana koşuyor. Hibana'ya sprey çektim. injure oldu. Şimdi eş bana bakıyor. Kapıdan girdim bu sefer. Dikkat edemezsen. E Maestro beklemiş. Güzel. E şimdi girdim. Vosu'ya burada bir sprey çektim. Bala göte vurdum. E bu sefer bait dedim. Bombaya doğru dedim. Vurduk mesela. Yani çok zor aldık bu roundu böyle. Bakma çok daha kolay bir roundtı. Kaç kaçtı? 5-3 müydü? 5-3'ten 2-3'e geldi round. Yani bu olmaması gereken bir şey aslında baktığımızda. Yani zar zor kılaştıyoruz böyle. Yani sizin de bir tık süreniz olsa, drone'unuz olsa alırmıştınız yani Benim mesela bu roundu. Benim bak kanka orada bomba kuruldu ya mesela. Hı -hı. Son adam benim mesela. Beni kaldıracak kimse yok. Ben niye injurken ölmedim lan? Bomba kurulduğu için mi? Yok ben vardım. Hayır hayır sen. Hayır en... bomba kurulduğu için ölmedim. Değil mi? Aynen. Nasıl lan? Round Bak, bitmedi yani gelesem. o yüzden. Round Bip bitmiş bilmem. sayılmıyor ya. Aynen. Ha yani injur olmuşsundur. Evet olabilir öyle bir şey. Ya ama hani... Beni kaldıracak biri yok. Her türlü öleceğim. Bir tık daha şey oynanabilir böyle. Performansla oynanabilirmiş mesela bizim tarafımızdan. İngilizce yani ya. bizim zaten atak çok kötüydü. Atakta mesela bizim dronlamalara 2 falan anca verilir. Dronlamaya 2 verilir. Ee, takım oyununa da 2-3 verilir. Atakta çok kötü yani. Zaten geriye kaldı? Bir de flank bakma var. Flank bakmayı da yapmadık. Sıçtık yani. Bizde puan yok. Bizde, bizde var 8 puan. Sizde kaç var? Hatta 6 puan var. Ne 8 am? 8 fazla oluyor. Bizde kötüyüz bizde. Sizin mesela bence siz 8'seniz biz 6'yız amını. Yok tamam. amına koyayım. Vallahi diyorum bak. Tamam izleyelim bakıyorum. Şimdi sana bakalım. Mesela bak, dronlarınız geliyor. Buradan kafe puştunacak. Geliyor dronlarınız. Bakalım. Şöyle yaklaşalım. Mesela söylüyoruz. Mesela line-up'a bakalım. Sonraki, Size mesela 3 tane bak, Ben BB ile geliyorum. Yine A acil mi ben... ben konuşuyorum. Ben liderlik tamam. yapıyorum. Tamam. Tamam. Takım gelmiyor bak. He. Benim yaktığım hediyeler reworkleniyor daha sonra geliyor tamam ya mesela bak o, o, zaten kötü mesela bak mesela BB DMR oynuyorum BB zaten çöp geç mesela BB'yi şimdi kapital var plant için mi alındı onu bilmiyorum aynı şekilde hat bir çalınmış mesela belki ya böyle hatta bir hatta için aldık. Ha mesela bu line-up belki bir böyle bir tik olabilir Clash için. Mesela bu line-upa tik diyebiliriz. Güzel yani. Niye Kapitan'ın hat breachingi var. Mesela örnek ver. Ne dedik burada? Sahi bir işli değil mi? Gelir şu karşı bir işler, korur montain'de mesela örnek veriyorum. Siz de montain oynardınız. Şurayı korursunuz. Bu burayı birişler, yellow'un kontrolünü alırsınız. Sizin bu line-up'ınız mesela okey BB dışı. Mesela BB çok güçlü değil çünkü. Yani BB'nin yerine Monty daha güçlü olurmuştu sizin line-up'a. E şimdi baktığımızda zaten ya da Nomet mesela. Yani BB'de sokayım BB'ye diyorsanız Nomad alsanız mesela siz zaten her türlü bizi 10 kere yenediniz. Mesela size de bir not olsun bu. Şöyle devam edelim. Let's go. Bakalım mesela sizde ne sorun varmıştı. Bak anlaşılır zaten izlediğimizde. Mesela Frost Trap'lerine mesela bir an Frost Trap'lerine oturdunuz. Mesela dedik ya biz Pro League'den yani 3 tanesi aynı. Şuradaki camı mesela 3 tane Pro League'de takımdaki adamlar oturuyor şuradaki. Üçü de aynı camda frost trapleri. Üçü de oturuyor. Zınk zınk zınk. Pro de oluyor de bu. Yani şimdi burada da bizim bir round fr frostlara ta yellow'un alt keminden senin o şuradaki camda injil olduğunu duydum Ayhan ben. Şuradaki camdaki injil olduğunu duydum. Yani kemlere bakmak bir tık daha yapıyor. Uğuh diye bir bir. Onu duydum ta yani. Yani oyun sesleri nasıl o kadar bug oluyor onu da anlamadım. Adı koşan adamın dibimizde sesi yok. Onu nasıl duyuyorum mesela. Biraz engel mi oluyor? Ama burada kafeye istediğimiz puçu ve o yakmayı. Mesela bak biz burayı yapamadık. Mesela ona biz sahip. burayı yapmışız burada. Yani. Mesela bu rotasyon yanlış arkadaşlar. Şu rotasyon yanlış. Neden yanlış? Şöyle hemen gösterelim. Lan dur. Heh. Bu rotasyon yanlış. Şuradaki rotasyon neden yanlış? Şuradaki camdan şuradaki camdan direkt burası kesiliyor arkadaşlar. Geçmeye çalışırken bu şekilde vurulursunuz. Bu taraftan açın rotasyonu. Burayı reinforcelayıp reinforcelamamak size kalmış. Pompalı ile açı açmanız gerekebilir. Soldan açın rotasyonları. Bu rotasyon yanlış. Biz bu şekil yaptık. Bizim stratımızda bu burasıydı mesela. Neden? Şu reinforce'u cover alıp buradan şu şekil çapraz şu reinforce'un şu tarafına geçmeden şuradan şu çapraz açıyı yakalamak. Yani e, çünkü dar açıdan sen piklediğin zaman mesela buradaki şöyle açıyı anlatayım. Şu açı mesela daha güçlüsün. Sen şu açılarda daha güçlüsün. Dar açıdan sen buraya piklediğin için o sana nasıl pikliyor? onun açısı daha geniş olduğu için kendini daha çok göstermek zorunda kalıyor. Yani şuradan şöyle baktığında şöyle bir açı alıyorsun. Şu açı mı daha büyük? Bu mu daha büyük? Bu kocaman bir açı mı? Yani dar açıdan daha güzel cross alıyorsunuz. Hele de pompalıyla smoke şeyin tuttuğu gibi tutarsanız maze gibi. Maze miydi? Splasher mi? Splasher oynuyordu gerçi. Yani Splashir. o şekil tuttuğunuzda çok daha verim alırsınız. Zaten o da aynısını yaptı. Gayet güzeldi ama dediğimiz gibi Clash Rotatable şekilde de oynanabilir. Hani tercih meselesi. Yani takımla koordine olunup orayı da komple rotate edebilirsiniz. Kişiler tercih. Mesela şu reinforce yok bizde. Daha farklı yerlere atılabilmesi için. sen buraya shield atılmış. Bu da olabilir mesela. Bu da kabul edilebilir. Çünkü burayı kapatmışlar. Bu tarafı komple tutup işte şu reinforce'dan cover alıp buraya da pikleyebiliriz falan fişman. Ne bileyim bir tık da bu da güzel. Not bad. Şu shield. iş yapar yani. E şimdi dedim ki beyler kafe puşuyorlar gene. Birbirinizi supportlayın. Ben mute burada işte drone kırmaya falan çalışıyorum. E şimdi supportlayamadık Clash'i. Niye gelemiyoruz arkasına? Dedim ki ben geldim bu sefer sonra koşa koşa. Çünkü niye hatch'i açtı burada? Korktum adam beni vuracak diye. Dedim Clash bak abi sen ölmeden. diye DSR'i yakalı 3-5 saniye oldu. Ha, evet mesela bak burada 4 kişi burada güzel. Hatta 10 olmuş. Mesela bak, mesela bak burada Clash'i güzel daha az daha. Ben supportlayamadım da mesela. E burada Sledge atladı sanırım. Hatch'ten mesela güzel vurdu mesela beni yani Dronelarda mesela drone'u kırmıyoruz mesela buralarda drone'lara bakmamız lazım. Mesela diğer iki arkadaş nerede mesela biri main bakıyor. Ee, diğeri buradan bakıyor mesela şu drone'lara bir tık supportif gelmesi lazım bence. Ya da mesela buralarda oynayıp e, Buraları komple barikatlayıp sonra burada oynaması lazım yellow'da. Veyahut da tam tersi mesela yegir buraya geçip e, Ya da tam tersi Jager buralarda oynayıp Mute buraları barikatlayıp komple burada oynaması lazım tam tersi ya da. Yani komple kapanmamız lazım. Çünkü niye bu taraftan kimse gelmiyor gözüken şu an var mı? Yok. E şuraları barikatlayacaksın. Şu kapıyı, şu kapıyı. E bu kapıyı. E buradan gelse bile gene ederiz. Anladınız mı? Zaten rotatleyene kadar bir 30-40 saniye geçiyor. Biz rotatlemeye çalıştığımızda onu görmüştük. 30 saniye falan kaybediyoruz. 30-35. Faydın ortasında benim bir drone'um var. Ona bir baksana. Bakayım. Nerede? Ha şu şeyin. İmar sonradan kırdı. Şurayı değil mi? Sen güzel drone o da. Çünkü al site'ını komple infosunu alıyor. Güzel. Mesela benim, benim mute'lerim yetişmiyordu burada. Mesela rotasyon açmadık bir karakter daha olsa iyi olur. Mesela burada Sledge dropladı direkt. Ee, beni vurdu. Yeager'da ama trade'imi almış direkt mesela. İşte burada şu şurada bir yerde oynasa daha droplamadan vurabilir gibi geliyor. Hani zaten biz burada sıkışıyoruz. Aslında benim Clash'in bana tam info verip şuraya geçmem lazım. Mesela bizde zaten information bittik. bir tık benim derdim orada. sıkıntı. Ben seni gördüm. Baktım herhalde elinde shotgun vardı. Göremedim. SMG ee, vardı. Hani sokturtmayacaksın oradan belli. Evet evet. Orada Orayı düşürürüm de bizimkiler oradan pushlayıp Clash'i de düşürsün. Evet. Clash orada tek sa ma mantıklı. mantıklı. mesela mantıklı. Sırayı yaptığım mantıklı bir de şey lazım mesela bak bizde gene iletişim eksik. Aslında mesela imar için beni vurdu bankolvey var ya. Buraya bir smoke atılsa Aleyküm. kanka H'den ben oradan salasan var ya yok yok olurdunuz orada. Ya yani mesela bu bir tık önemli. Bir de şey yapsa daha iyi olur. Buradan kaçsam ben ee, buradan açıyı tut. Yani mesela kliş bana dese yakın yok hemen şu sahaya geçsem burada ölmem hem de Yellow'u da korurum buradan mesela. Yellow rotasyonunu da keserim. Eğer kafayı bırakırlarsa, örnek veriyorum, daha hızlı rotatable olmuş olurdu. Bir tık info eksikliği var mesela. Burada dedim ki Clash'e yardım edin, vurulacak mesela. Ben arkasına hala 3-4 kişi var zannediyorum. E, zaten girdi. Bakalım şimdi mesela Imerich Reis'e yardım et dedim sanırım burada. Aynen Clash'e yardım edin. Aynen bak, şeyde eşte de geri çekildi. Orada Imerich Reis beni bir kaçırsa var ya, trade alamasa Clash'i de vururdum ben. Mesela Kaiser aynı şekil Frost'u nereden düşünmüş? Mesela. Kimi vurdu ki da Kaiser? Camdan birinizi mi vurdu? Beni vurdu beni. Camdan vurdu değil mi? Okey. Evet camdan. camdan buradaki adamı vurdu mesela. Güzel. Böyle açıda tutabilirsiniz. İşte main stage'de yokmuş. Mesela bu bir eksiklik bir nebze. Şimdi dedim ki Clash'ın önünde hala eş var. Bir tık yardım etseniz iyi olur. Çünkü dalabilir mesela. Olsa burada bir tık arkasının infosunun olmadığını bilse dalsa clash'i vururmuştu mesela. Tabi oynayamıyordu tabi. Onu da bir şey diyemiyoruz infosu yoktur yüksek ihtimal. Mesela ben dedim ki Marış şey dedim. Şimdi Benim bu info yani, ben dedim ki yüksek ihtimal rotate'liyorlar abi. Sen şu arkanı kapat ki rahat oyna dedim mesela bak, daha 38 saniye reinforce'umuz var dedim abi. Kapat burayı. Burayı kapattı. Şimdi sadece yellow'u koruyor. Bir site'de komple şöyle bir tık uzağa gidelim. Yani Komple tutuyoruz. E i̇ki kişi camda var. Mesela maze'in burada rotasyonu var mı? mesela? Yok. Rotasyonumuzun olmaması kötü. Mesela ben maze'i o yüzden pompalı seçtirmiştim. Şuraya şöyle dikey bir şekilde rotasyon açın ki abi bu camlardan rappel oyna olup sert bir şekilde hard rush yerseniz. Hani mesela rappel oyna olursa demiştim ya buraya daha rahat oynayabilirsiniz. Bunun amacı bu mesela. E burada frost olduğu için belki de rahat oynadı. E bir de drone da yokmuştu. 35 saniye bir de double Frost'ta oturuluyor mesela burada da. Mesela Frost'un burada biz büyük avantajını gördük mesela. Drone yok mesela. BB girdi hop oturdu. E, Sledge girdi hop oturdu mesela. Şey ya da kim bu? Kapita. E, i̇ki injür var bizim infomuz yok mesela. Niye? Bilmiyoruz. E, Vose de girdi. Vose vuruyor mesela. E, mesela, otururuz, mesela biz burada Frost'un inanılmaz avantajı. Aynı anda girdik demiş. Yalan söylemiş. <laughs> Mesela burada Ama da clash'tim olduk. Orada Abi yapacak entri, bir şey yok. entry hero'muz en son ölüyorsa sokayım öyle entry'ye kusura bakmayın yani da. Yani mesela burada şu olabilirdi. Ee, bir tık daha clash'e baskı. Ee, mesela başta geldiniz ya 4 kişi agresif. O agresiflikte devam etseymiştiniz Bence çok iş yaparmıştınız. Yani Vosey'i Vosey'le oynasam örnek. Kompetitif Alper Hı -hı. uzun bir dönem oynasam olgunlaştığını, piştiğini düşünsem evet. ve ona rağmen şu anki gibi şu veya şu dönemdekiler gibi oynuyor olsa benim için, benim gözümde Baiter kelimesinin ötesine geçemez ama şu an aklımda o oyunu yakalamadığı için bu şekilde oynadığını düşünüyorum entry hero'ları. Ya mesela ama bak Clash'ı orada ilk tanklayan Voss ama mesela. Yani Voss orada baskı ne kurmaya zaman? çalışıyor. He? Önceki round ne mesela zaman? orada full Voss'a tanklıyor Clash'ı bıçaklamaya çalışıyor. Bu, bu lüks değil ki bu olması gereken. Ama ben olması gereken de. Hayır hayır mesela bak yani. mesela siz mesela siz o rahat mesela niye rotate dediniz mesela ben onu da anlamadım. Mesela Vose de onu anlamamıştır. Vose anladın mı? Vose'dan ses yok ki. Vose mi mi kendini? Herhalde mi diyordu. Bir şeyler diyordu. Neyse hani olması gereken aslında orada agresif oynayıp cidden, cidden, cidden güzel. Ben haberim yok etrafım bir Ben işte cidden. mesela bak değil mi yani. mesela bak onu ben de anlamam. Mesela IGL'lik yaptığım zaman ben onu anlamıyorum bazen. Rotate diyelim demediğim halde rotate Mesela Nomed'e ben oraya git demedim. Seni vurduğun cam var ya mesela yani Yani o oraya gitmiş mesela haberim yok. Ben Nomad'le Nomed'e bir işleyip duvarı Nomad'le Nomad'le atıp Bizi korumasını bekliyorum bu. Ben rotate ettirdim ya yanılmıyorsam hatırlamıyorum. Hayır hayır rotate sorun yok ama Vos'u onu algılayamıyor işte mesela. Ben de bazen algılayamıyorum. Mesela i̇şte ben i̇şte IG, mesela IG'lere ben şunu anlatamıyorum. Mesela bak örnek verelim. Tarık verir. abi inmiş tuvalete, drank bir uh -huh. tuvaletine, Main evet. altında paldır küldür ses yapıyor. Vos'u onun sol odasında. Vos diyor ki abi ben o adamın sesini duymadım diyor. Hmm. Ben de bunu anlayamıyorum. Nasıl olabilir? Ya olabilir öyle şeyler ya. Oyunun sesleri bugla yani. Mesela Abi, ben mesela o senin ya. o camdan girdiğin Frost'a oturduğun cam var ya. Ben onu yellow kamerasından duyup infosunu verdim. Frosto bir şey oldu diye bir e dedim. üstü duyuyorsan bu adam yan odayı nasıl duyamaz? Ben lan oğlum o bugla lan bugla bugla. Bug la, yani. bug la. yani yellow kamerasından onu nasıl duyabilirim anladın mı? Bu oyun bozuk kanka ona yapacak bir şey yok. Vallahi bilemiyorum. Yani şu yellow kamerasından benim o camı duyma olasılığım yok. Yani megafon falan tutman lazım kulağıma anca onu öyle duyarım yani. imkansız onu duyman. Oyun da olsa yani. Bak bir round kalmış benim yine çarpıldı başlar. Yani, yani o. ayağına şey otursa yani Frost kapanla yakalansan o kadar anca bağırırsın herhalde. Blackbeard de öyle bağırdı bu herhalde. Bu da geçme, Hadi izleyelim. O kalbimdeki randa gel. Mesela biz gene rotatable oynuyoruz şu mesela bak ha. burada. Çok ha ha şey bu bura, bura kanser olduğunuz round mı bura? Bence ya. Ha? O round değil mi bu? Ümmelis şey, Reis ama oynuyordu. Burant olabilir Cama bu arada evet. Cama girmiş ben? Cama çıkarsam Torlut camına, orantır. Tamam bakalım şöyle bir tık geri mi geleyim? Yok gerek yok. Çok Aynen. Shield mi? Aa orant orant. Aman Tamam burant burant. Kafayı yersin. Burada Benim Genzo'nun <laughs> Genzo'nun bir tık Yavaş yani Öyle dedi. Şimdi burada sen Genzo'ya da bak. Hani geç kaldığını bak. Burada line-up'a bakalım. Şimdi TV Twitch'in Gecit hantlama gibi bir lüksü var. Frost trebi var. Ne bileyim sileciniz var. Eşiniz var. Her şeyi hantlamalık Gecetiniz var. Bir de double hat bir içiniz var. Mesela bakın böyle bir line up da yapabiliriz. Bunu not alın. Bak Twitch. Twitch elektrikleri çeker. Double hat bir de küçük bir şey de olsa bile açarsınız güzel bir yerleri. E şimdi e, Fink aynı şekil güçlü bence. Rush yönünde. E siz zaten rush çekmeyi hedeflemişsiniz burada. Yanmışsınız mesela. Ama Yo, sonra. Hedeflemedik heh. la bak şimdi bekle. Oyuncu bakalım sütlandı. mesela bak vose mesela kafeye oynuyor mesela gene Bunda vose. Ben, bundan a bak onu da düzelttim yani eğer o, o takımın aciliyse her şeyi açık açık konuşmak gerek ben dedim ki beyler dedim random oynayın kafanıza göre sağdan soldan yürüyün e, işte, tabi vose anış öyle söyledi solo mu abi dedi dedim vose zaten solo oynuyorsun yani öyle bir ufak atışmamız da oldu ha mesela Burada bak sledge rappeling gelmiş gelmiyorum. mesela bak, bak. tamam Oyuncu. güzel Güzel. Aa biri geldi. Orada, Kapital, bak, Kapital da geldi. Sayta. Mesela kapitada da geldi. Vosa da geliyor Zayta. sana herhalde. Şimdi Şu kim? Takıma. Mesela bu kim? Bu Vosa mı? Bu da Finka. Kuruyoruz. Finka da geliyor. Çok güzel. Genzo nerede? Girdik. Genzo Mesela nerede bak. Genzo? Ne? Dört, dört kişi buradasınız. Kim? Bir dakika bakayım. Genzo nerede? Genzo'yu bul. Genzo ofis balkonunda falan ben onu orada vurdum. Oradan geldi. Genzo Bey öldü mü Genzo Bey Genzo Bey'si e amına koyayım. Vuruyor mu ofis tarafından balkondan geliyor. Hayır şu an Genzo haritada. Genzo Bey'si de He? Geliyor işte şimdi geliyor. Bakıyoruz. Şimdi siz plante atıyorsunuz. Bak 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 imarış reis. Burada bu plante bu oturmuş. Genzo drone'da mı takılı kalıyor? Afık mı oluyor anlamadım. Yani Afık veyahut da drone'luyor orada. Twitch drone ile bir şeyler alıyor. Ya da sizi drone'luyor. Kim drone'luyorsa bilmiyorum orada. Yok bizi drone'lamıyor. Bakalım mı? Bir dakika gidelim round'un başına doğru. Mesela senin rappel'ın gelmeden önce Genzo ne yapıyor mesela bakalım. Genzo geci tanıtlıyor evet doğru fark etmiş. bak Genzo info alıyor mesela Clash burada iki kişi burada birisi tap şeyde diyor mesela o Genzo O roller bize gelmiyor da. Belki mühütlamıştır kendini orada. Ha mesela bak şu an AFK gibi ne oldu? Ha yok başlatmamış. Ha, çıktı şu an. Şu an mesela siz ne yapıyorsunuz site'de mesela bakalım. Daha yeni çıktı. Mesela hata Genzo'ya bunu söylüyorum. Takım bir şey konuşuyorsa oraya doğru yanaş ondan sonra yaptı. Mesela şu balkonda drone nasıl bir şey demem şurada. Şurada veyahut da burada bir yerde drone nasıl bir şey demem. Ama genelde bunu hep yani yapıyor. Ben, ben bunu zaten analiz ettim. Yani yapacağımız strata mı güvenemedi? Yani yapamazlar mı düşündü? veya ee, Yapamazları gibi... yok yani. Şey. Yani yapamazlar diye bir şey yok. Olsun burada olsa yok. o ki bak mesela ta base'te kanka base'te. Yani şurada değil evet. bak. Şurada değil. Şu Rappel'ın burada da değil bak. Burada da değil, burada da değil. Bak şurada olsa bir nevze kabul edebilir, tabi ace'de amına koy. Bir buçuk bunu, dakika geçmiş. Değilim. Ranked'da çok çok elo'yu smurflediğin zaman yapabilirsin belki, hiç dron'dan çıkmazsın. Ama Ya tabi canım o olur, oyunu yapıyoruz. ya bomba kuruluyor vesaire işte evet, orada. Hiç, bak şimdi burada <laughs> kişisel izle Alper, kapital izle burada kankam, kapital çünkü plant'imiz yanıma geliyor ben ona bir kızıyorum diyorum ki buradan git. Çünkü soldan wall bank yiyebiliriz. Burada kapitanın gözünden izlet bize. Ne yaşandığını ben çok merak ediyorum. Plantliyor Şöyle üçüncü boyuta bir bakalım. Plant bitti bitecek. Kapitanın small bitti korunacak. Bak kim düşüyor? Siz birini düşürüyorsunuz. Beni düşürüyorsunuz. Ben Finka ile şuradan bir yerden kapışıyorum. Nereden kapıştığımı da bilmiyorum. Şuradan bir yerden çok long hangi... Yani 5 vs 4 Ölümsüz şey almışız. Hadi 4 vs 4 diyelim. Tarık Bak abi bomba planetlenmiş. marş Reis vurmuş mesela. Oseyi de vuruyor. Mesela işte burada e, senin orada kursaymıştır. Round sizinmişti bu arada. Ama ben şeyi düşündüm. Yani ta yani t tamam hani takımı yani... potansiyel olarak şey yapmıyorum. Mesela ama dur yani bakalım. Hani senin olduğun yerde biz buradan o koridordan wall kuramayız diye düşündüm. Sonra chat'ten de yazdım. Ne yapıyorsunuz amık diye. Çünkü böyle bir şey yok. Hiç kimse dönmedi bize. <gülüyor> yani <gülüyor> Lan oğlum bizimkiler ne yapıyor zaten? Baksana Ayhan. Round boyunca buradalardı kanka. buradalar izle. Ne Lan ne? diyorum ben ne, ne ne neden ne ne neden? Şuna bak burdalar. 35 dakikadır Mitte göt Baksana buradalar Biz bomba plant'inden haberimiz yok imarış Reis bomba kuruyorlar dedi. Bak bak Marish Reis bombayı kuruyorlar dedi. Ben buradan pikledim Finka ile bu long, long angle'a fightı kaybettim. Ha öldüm direkt zaten. Piklediğim gibi tek yedim. E ne yapayım Marish Reis'i mi doşturasaydım yani anlamadım ki. Peki ben bir şey diyeceğim. Genzo bu arada nerede Alper? Genzo yok hala amına Ne bileyim nerede? Bakayım kameradan. Genzo bak. daha rooftop'ta geziniyor. 31 çekiyor rooftop'ta. Baksana. Genzo'nun gelesi yokmuş amına koyayım. Başka bir şey. Hayır değil bak yok. benim orada derdim. Bir önceki hani hash'ten atlayıp seni vurdum ya. Sikler bombayı kurdu an atlayıp arkalamak da derdim. Mesela bak sonra Ya ama Baktım, şöyle yok bir şey oldu var. İçeridekiler amına koyayım yapamadım. Yo yok Ülgeri oldu değil. De. Biz yok olma diye bir şey yok. Biz 5 vs 4 yani 5 4 de biz değiliz. Biz bir kişi de vuruyoruz. Alper bir daha açsana Plant ya. Çok Aynen, merak yani bu ben, ben tarihi diyorum. eser. Bunu al as yani. Dedim ya ben geç kaldım diye zaten. Ben oraya geç geldim. Senin geç kalmanın da hani bir, Bakın, bir kabul, bir... Ne, kabul edilebilir bir şey yok. O kadar geç kalmam Kanka, yani yok. Kabul edilebilir sen. değil bak. Ben Size bak bak Ayhan'ın bak dedin bak. Dedim ki gelin plantleyeceğiz dedim. Ben plantleyeceğim. Bak bak, Ay, be bak Öyle değil. Bakıyoruz. Biz mesela şeye giriyor, sen daha yeni drone'dan çıkıyorsun. Bunun senin bir yere gidip oradan dönme yolu tekrarlama gibi bir şey yok. Sen drone'dan çıkıyorsun. Bak bak Ayhan'ın tipe bak. Oğlum oraya bomba mı kurulur lan? Ben i̇şte dedim. De, dedim buradan dedim çünkü wallbank yiyeceğiz. Ya burada Allah'a dua ediyorum ama girdiğimize de yanılı kafayı yiyorum. Chatten yazıyorum. ne yapıyoruz amık diye size yazıyorum. Hani girmişiz şey yapıyoruz şey yok troll döndü yani burada bizi trollediniz bir tık. Bu troll yani sizinki de ağır bir troll bizimki troll ama nekim. Oğlum adamlar baksana bizimkiler burada lan Ayla, reaksiyon yok bak bak. Yani. Bak bak bomb plant başlıyor yani bak. Geçen gün bir... geçen gün villa oynadığımızdan daha kötü bir senaryo. Bak var. bak bomb plant başlıyor ben ölüyorum. 20 saniye 30 saniye sonra geliyor bizimkiler. Bak bak. Bak. burada imaric efsane vuruyor bu arada ya burada mesela ne olurdu biliyor musun senin oraya kapitayı kurdurturdun ayhan ya bu arada bir dakika benim burada anlamadığım bir nokta daha var sikeyim ya bir dakika abi ben yani burada c4 attım abi Çok ben burada bak bir de ben drone'um ben burada drone ben bir de drone hola c4 attım bu arada ben burada başta bu orant Hayır, değil mi ki ay, ya yoruldum şimdi ya ben sen? Yo ben bu round değilmiş bu arada. Ben bu round attım zannediyordum. Burada ben bir şey söyleyeceğim Alper. İmariş abinin eğimini açar mısın? Onu biz izleyelim. Ne yaşandı orada? <laughs> sofes. Sofes sofes. Tarık bak abinin bak, Lan ne bombayı neyse. kuruyorlar. Ali o dedi ofise. Ben koştum bak oradan. Bak bana geçelim. Bak burada zaten şu oluşuyor bak. Ben nereye bakıyorum? Tarık bak, abinin bir tık daha, merak ediyorum. Bana bir tık daha geri. O benim da bana bakıyor bak. bak. Bak bak bak. La beyler adamlar ofis raşladı bombayı kuracaklar. Lo dedi. <laughs> bak ben buralara bakıyorum. Burada birinizi duyuyorum ben altta. Kim o amına koyayım? Kuyumu... Kimse de Siz yok benim oğlum benim burada. Abi, ver, benim bu. Seni nasıl duyuyorum ben buradan? Ben yellow'un altında adam duydum. Ta, o rotate'lemiş mesela. Belki de ben dış kapıları mı duyuyorum? Anlamadım ki ben burada birine duyuyorum. Ya. Bak bak adamlar kuruyor lan ofis site diyor şey, Bak diyor koştum ben direkt lan harbi diyorum o. La beyler ofiste kimse niye yok dedim ben çıldırdım burada bir. Bak hop. Ay neyse efsa vuruyor beni valla. Kimar her şey, bakıyoruz geldik. Kimar Reis şey, lan kuruyorlar lan dedi. Kapıta mesela işte sumo bitmiş oluyor. Ay what's a good night bitch. Ayhan <laughs> Nate'le yakalanıyor. Ayhan <Her gülüyor> Nate'le yakalanıyor zaten. Dedim dörtlüye bir sakin. Kleş korusun. Kleş korusun. Biriniz çözsün dedim. Allah. Gize. Tarık abi <laughs> ya. What the fuck man? Kardeşim adam quad kill attı ya. Kardeşim senin Genzo baka başında daha balkonda takılıyor fucking bitch. <laughs> ah, evet. inanılmaz. Evet Genzo'cum evet tam tamına 98 saniye sonra geliyorsun utanmadan pikliyorsun oraya bile. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Ben öteki taraftaydan yani öteki taraftayken söylediğiniz içeriri açmıyor. Aynen. Öyle değil. Yani. Bak şu an <laughs> hala kendini savunuyorsun. Öyle değil. Abi aç izlet ya. Açık izlet. işte. yok ama aç izlet. Ya. Kanka. Hayır, diyorum ki ben. İzlet kanka. Sen drone, Twitch drone'unda utility harcıyorsun, Harcatıyorsun. Ya Genzo, bir de bak çok uzaktasın upgraded. kanka. Biraz yaklaş. <laughs> kolu verdikten sonra bizde gelmek Kankacığım, yerine az önce bir saniye bir saniye sana. az Geldi önce dedin ki, ki ben hatch'ten atlayacağım arkalayacağım kankam. dedin sen bunu söylemedin. Bunu az önce söyledin. Az önce maçta da benim öyle söylemedin. Benim oydu dedim sana az önce. Anladın mı? Ben onu yapacağım. Ha, sen değil, sonra diyorsun ki işte oydu. ben, ben geç geldim gelemedim. şey Aşk. oldu. Sonra ne şey oluyor çöre, an, paham, dondurma yollamış. Şey 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 tamam kızlar sakin olun sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Abi pahamı hepimize dondurma yollayıp dondurma yollayayım bakayım. Çıkartıyorum dondurmayı falan. Anladın mı? Hani ortada Teşekkür ederim Geç gelinme yok ekstra da gelmemek de var Şimdi mesela biz buraları reinforce rotateledik, dedik buraya shield attık böyle tutuyoruz <laughs> Tübe ne oluyor ice cream ice cream Habib bize ice cream manyan yaptı Teşekkür ederim Böyle devam ettik bakın hiç gene açık chat dedim ki romlayın abi e şimdi ben Kuleşe gene support geldim. Sen bir yok ama sen olsan belki daha Şimdi mesela bir burada olur. ne oldu mesela arkadaşlar? Burada bizim sorunumuz şuydu. Mesela bak gene info yok. Mesela adamlar nereden giriyor? Infosu yok. Bir dakika geçmiş. Lan draga gideceğim. Drag'da şu adamın burada Onladığını mı duyuyorum? Bir şey duyuyorum ama bak duyuyorum. %100 duyuyorum. Sen de güzel ha dedim ki de, de, dedim ki şey. kaçayım mı mesela dedim acaba? Dedim kapatıyorum, barikat diyorum çünkü burada ses duyuyorum. Dedim buraya piklemeyin ben. Şimdi gelip biri vuracak ya da kafe mafya girmiştir. Bilmiyoruz bak. Ki Frost kafe demişti mesela. Belki de Frost'u duyuyorum. Çünkü ben şurada ses duyuyorum Dragon burada Demek ki Frost'u duyuyormuş mesela bak. Çünkü oraya giren ya. Çünkü bak direkt üstü mesela. Yok yok Frost'u duyuyormuştum ben burada. Yani çünkü dronlama yok işte mesela bak. Bu önemli bir şey. Öngörü. Drag açlıyorlar Ne oluyor? Kim nereden giriyor? Mesela Pengular aynısını yaptı. Burayı rotate'de oynuyorlar. Bizim gibi böyle. Drag'dan bir aş çektiler. Pengular içinden geçtilerdi mesela bir rakibin. Yani hatırlamıyorum hangi maçtı. Yani infomuz yok. Bir dakika geçmiş sıfır infoyuz mesela burada. Bunlar eksik yani işte öngörü o drone'la ayıp rakiplerin nereden geldiğini öngörüsünü almak çok önemli bir şey aslında. Oyunun en önemli şeyi bence de o vardı. O üçlediğimiz o 15 puan sistemi var ya. Onun en önemli şeyi bence bu aslında ya. Çünkü rakibi bildiğini okuyabiliyorsun. Sakin kalırsan eğer. Zaten adrenalin senin okuyamamanı bozuyor. Se bak zaten gelmiş. Mesela Draklep gelmiş mesela. Geldi birisi dragli. Burada mesela Clash. Bak geri dönmüş Zofia. Mesela ana baba. Marşı mesela flankliyor ona. Mesela Yellow'da Frost var. Orada no Clash benim infomu veriyor. <laughs> mesela Oğlum, biz, senin sesini Duydum. O info almadım onu. Mesela biz burayı tutmuşuz. Mesela siz... Mesela bak size de bir... Mesela size de bir dakika geçti. Mesela Rom Klinik yapıp üstü mü temizliyorsunuz? Aynen. Aynen. Hala, Aynen. Ha mesela ben bak şey Marşı... Mesela vurmuşsun Marşı. Güzel açı. Mesela burada avantaj mesela. Hatch'te mesela Clash mı öldü? Kim öldü? Yo. Kim ölmüş lan? Frost öldü. Frost. Frost Yadav Stairs'te öldü mesela. Bu bir tık fazla abi. Dönüp kaçabilirsiniz mesela site'a. Buradan bir yerden. Ne bileyim şu odada bile beklesen. Bizim için avantaj. Veyahut da ne bileyim Draklap'tan İmarış Reis'e rotate desen. Her türlü avantaj. Niye Yadav'dan birlikte picklersiniz gerekirse. Başta mesela bir dakikaları kalmış. Avantaj bizde. Genzo'yu vurmuş zaten İmarış Reis. Burada ölmeyip. Gerekirse referaklı yalıldan çıksanız. Mesela biz bu heçi attı, açtık. 4 kişi de buradan atlayacağının infosu var. Örnek veriyorum. Atlayacaklar diyoruz. O arada flank deyip üstteyken hemen o droplama senaryosunda işte flashler nade'ler geliyor. O arada bir tost etseniz 2 kişi alırsınız. Referaklı mesela. Yani o yüzden bir tık daha ölü ölmeyip hemen kaçıp sonra tekrar çıkmaya çalışmanız daha önemli olur. Mesela ROM'da da. <laughs> Frost için. Herkese böyle tek tek detaylı anlatabiliriz. Ne oluyor lan? Mesela burada Sledge burayı açtı. Sıkıştık. Zaten buradan da aynı şekilde raktan yedik. Mesela sumok burada bir tık daha info verse. E, Clash'in daha geri kaçılması lazım. Zaten onu söylemiştim ben in-game maçta da. Mesela e, info alamadık yüksek ihtimalle. Orada bir şey oldu. Yani birazcık az konuşuyordu. Bizim takımın genel sorunu iletişimdi. E, bayağı sorunluydum. Dronlama artı iletişim çok kötüydü. Yani onlar düzeltilirse bu takım da iyi yerlere gelir. Gelmez değil diğer buradaki 3-4 oyuncu arkadaşımız da. Hani Ayhan mesela aynı şekil sumo rotasyondan vuruyor sanırım. Çünkü mesela burada da sıkışıyorsun. Senin burada oynamanın bir mantığı yok. Padişah'a geç. Padişah'ın şurada oyna. Niye? Çünkü sen burayı burayı açmamışlar. Senin burada oynamanın mantığı yok. 35 saniye var ya. Burayı clash buradan geldi geldi ben duydum. Beril geldi infosu geldi. Çünkü Silec oradan neydi attı. Zaten oraya şey yapmamız lazımdı bir tek. Smok buraya kaçıp Padişah'a kaçıp iki tarafı da smokluyup çünkü 35 saniye var. <laughs> Hayır. Hmm. Ha, burayı siz öyle verdiniz. Mesela burada şunu yapmamız lazım. Mesela bak daha safe'ini anlatıyorum. 3 ve 4 olsak genel round'u vurman. Mesela 3 ve 4 olsak bile round'u kazanırız. Niye? Ee, daha iyi kazanırız. Çünkü smoke durduğu zaman round'u her türlü clash'larız. Ben mute'da ben sadece sadece sifar atabilirim. Vermedim, mesela clash Çünkü ölmesi zaten... Tabi tabi tabii. bir de mesela şöyle bir durum var. Clash biz 4 ve 4'üz clash ölmesi. Zaten clash bomba kurdukturmazdık her türlü. Ama bak mesela bura girdi şimdi Slash'le ben buradan girden bir sprey çektim. Kaç canı kalmış? Mesela 25 canı kalmış. 35 canı kalmış. E, yana girdi. Yana buradan girerken ayaklarından mı sıkayım? elim ayağım birbirine girdi. Vuramadım. Bir sprey çektim. Burada ölmemem zaten mucize. Yana bana iyi vurdu mesela. 50 canım kaldı. E cover aldım. Hibana e, kaçarken difüzörü düşürmem mesela. Round'u getirmiş bize sakin kaldım bende ama imarış reisi mesela gelemiyor niye buralar barikatlı, gelemiyor mesela İşte dediğim olay bu frostla mesela hatchte dursaydınız örnek veriyorum ölmeseydiniz buradan <laughs> üstte flank deseniz hatchten baksanız sadece şu rotasyona veyahut da ne bileyim eee eee evet, e de mesela, yani. e mesela draklab'e dönüyorsa mesela aynı şekil bu dragon'un buraya dönseydiler mesela ölmeden o zaman round zaten her türlü bizimle biz şu an fantezi yaparak klaşlamaya çalışıyoruz Mesela yana injure'lamışım mesela. Onun trade'ini aldım. Bak vosayı vurdum burada. Hayvan gibi oynadım yani burada. Mesela bombayı kuruyor dedim abi şeyi. Bekledik Vosu yani. Safe dedi, kaldık. Ben... Ben almışım. Gerçi mesela, ben... Ben... mesela ben reload yapmaya çalışıyorum. Bak burada ben z bile attım bak. Dedim ki abi şeyde padişahın en sol dibinde şuraya Z attım tam şuraya. Zaten Emre Reis de vurdu orada aldık round'u. Canlarınız eşit mesela. Round gidiyormuştu yani her türlü bizim yönümüzden. Hani sadece sizin için değil gidiyordu yani zaten. Çünkü veremedim ya ekranda yoktu. Sprey çektim de işte mesela çok şans aldığımız bir round mesela bu da. Yani burada nasıl olurdu işte dediğim gibi. sumok Dragon'da adam var geri dön. Clash bana kadar dönse sonra flank atın ya. Üste flank değil. Biz gene sumokla tutarız müttefikle iki kişi sahipti ama ölürse ölürsek sıkıntı. Mesela örnek veriyorum barrel pushlayacaklar. Anladık. Frost avamayı üste yollarız. hatch'i öldüttür, barrel'ın tarafını öldüttür. Reinforce'da site e komple. O zaman drag Drago'na bakalım sadece. Mesela bu da bir strat. Çünkü Reinforce'muz her türlü fazla kalıyor. Ha, biri kolon arkası biri fırın diye info verdim o yüzden. Mesela sizin infolarınız zaten netmişti. Ben orada zaten yani şey Pro League Moments gibi inanılmaz tryhard oynadım bir tık da öyle. Kitledim yani kendim orada. Öyle zaten vurabildim. Başka türlü vuramayacağım yoksa baktım ki bana bana spreyimin hepsi gitti amına koyayım. Yani ya yeni, abi, e, e, eski recoil olsa vuramazdım mesela. İmkansızdı ölmemişti %100 yani. Çünkü şu anki recoil çok saçma yani. Böyle o kadar dümdüz gidiyor ki SMG. Hani o şeyden eski... kaynaklanıyor kanka. Hani bazen aşağıya çekiyor ya recoil. Evet evet yani mesela. Kontrol etmeye çalışıyorsun dümdüz gidiyor kanka o zaman. Mesela burada işte o rotasyonu anlattım arkadaşlar. Gene buraya açmaya burayı açmaya çalışıyorsun smoke. da bu taraftan açıyoruz abi. Aynen onu mesela düzelttik hemen in game'de. Yani burayı böyle açıyoruz biz de mesela gösterdiğim gibi. Geldi an çapraz alıyoruz. Mesela biz de burayı geniş tutmadık hiçbir şekilde. Mesela bizim de eksiğimiz buydu. Zaten bu eksiğimiz de bize round'u kaybettirdi mesela. Çünkü burayı geniş tutsak bir tık daha adam düşürme olasılığımız artardı vesaire bir şeyler yapabilirdik mesela bakalım biz buranın... sizi ama ya. evet evet işte mesela biz burada geniş oynasaydık daha püskürtülmez bir şekil olabilirdi demek istedim yani ben agresif oynayacaktım da orada Alper denedi kaçtı son, son saniye son saniye nifonu ben verdim banyonun içine kaçtım son saniye verdim senin ifonu. burada ben bir tık şey oldum agresif bir kol verdim şeyde iyanaya dedim abi şeyim var taretim var bu round mesela hatch açıldı bu last round ya son round bu Mesela bakın hiçbir şeyimiz yok gibi. Mesela bak burada tutuyoruz ama reinforce atılmamış. Ne bileyim rotasyon yok. Burada geri kaçamıyoruz. Artı mesela bakalım nereden nerelerden oynuyorsunuz bir bakalım şöyle. Ya ben burada info almaya çalışıyorum mesela info bulamıyorum. Ofis demiştim ya ofis. bak demiştim. ben yellow duydum mesela birini sadece şunu duymuşum sanırım. Kimse bu kapitan mesela. Mesela ofis pushluyoruz ya diyor. mesela bak aynı şekilde match chase buralarda. Front Sonra kaçıyor. Aa kaçamıyor pardon. Frost'u indiriyorduk burada. Mesela Frost çok anlaki olmuş. Şurada bir shield olsa crouch ben kaçarmıştı ben mesela. dönmesem... Ben direkt ben kaçıyor infosunu veriyorum. Var. Orada yakalıyorlar bizimkiler. Sonra kıl payı İmaric'i görüyorum banyoda bak. İnf ben mesela gördüm İmaric reisi vuracaklar. Dedim İmaric Reis şey istiyorum. Burayı da enforce'a alalım. Tarık abi? Yok değmedi. İşte aslında mesela burada olması gereken şey şuydu. Mesela Frost'un gelip... Ah be. Ee, Frost ölmeden burada bir shield atılıp burayı reinforcelayıp Clash ile burada rotasyonlu olup işte bizim anlattığımız stratoydu arkadaşlar. Burayı açıp burada tutmak. Clash tutmak. Geliyor mu? Smoke at. Hashtag mi drop diyor? Smoke at. Ne bileyim. Bir şeyler at. Alttan C4 ile. C4 çalışıyor burada bu arada. Altta adamları yönünüz yokmuştur yüksek ihtimalle değil mi Burant? Hani buradaki am mesela bak kim mesela bakın aşağıda kimse yok. Şurada mesela Clash Z ile ping'i bir koyuyor. İkisi iki kill bile alırsın mesela. Bu yavaşlatmayı yapmıyoruz. İşte mesela sindirilmek oluyor. Mesela benim bahsettiğim olay bu. Sindirliyoruz mesela biz burada. Zaten buraya da geri rotate'imiz de kesilmiş oluyor. Dönemiyoruz ki. Clash'e diyorum ki mesela pushlayın kafede adam var mı bilmiyoruz. Info yok. Sıfır info mesela burada. Kafeye git dedim. Dedim ben burayı bak bir info al burayı kapatayım sindirilmek diye kafeye bak diyorum. Mesela Clash çok az konuşuyor. Yani kafe boş abi. Barikatı bile açılmadı dese ben çok rahat oynarım. Ama oynayamadık işte anladınız mı? Info çok kötü. Yok yani. Mesela bak Smoke buraya geliyor. Niye geri geliyor abi? Sen burada oyna. Şuraya bir tane Reinforce at. Buraya oynayacaklarını anladık madem. Buraya Reinforce at. Aynı şekil şurada yaptığımız strateji gibi şurası gibi arkadaşlar mesela bak burada tutuyoruz ya çaprazlama şu açıdan tutuyoruz dedik. Aynısını burada yap. Burayı reinforce hemen reinforce varmıştır zaten yüksek ihtimal. Burayı reinforce da hemen tut. Bomba plantlettirme. 3 tane sumon duruyor. Yani cama dönmeler lazım. Mesela cama dönmüşler mi? Bakalım. E clash'imiz olsa tutarız. Toast ederiz. E, Sledge mesela burada neyi atıyor vesaire. Dedim geri kaçın. Clash'e dedim mi ki işte burayı reinforce'ladık zaten ondan sonra. Hibrit oynuyoruz mesela biz de o arada işte reinforce atıyoruz vesaire atıyoruz. Ha mesela bu round'tu sanırım benim C4 atmaya çalıştım. Yo bu round mı ki ya? Yo bu round değil o geçmiş round. Mesela bak duvar bir işleniyor. Smoke buraya kaçıyor. Ya niye kaçıyor mesela bu tarafa? Bu hata. Buraya kaç. buraya açsam bile. Mesela baksana burayı barikatlamışız bile mesela. Bak burayı barikatlamışız. size site vermişiz biz zaten. Bu çok büyük hata mesela. Ha, bu round mesela bak benim anlamadığım kısım bu. Burada ayağını gördüm ben bunun doka mesela. C4 attım bak bak. Bak C4'a bak. Ha o ara içeri koşmuş. Timingi yakalayamamışım ben. Bir de kaos var zaten içeride. Mesela yememiş. Mesela biz belki biz. mesela o C4'u yese mesela belki round alabilirmiştik. Şurada defuser düşse mesela Normalde round sadece sağ yine clutch'a bulamıştı bu arada. Bizim e, dokayı bir solu smokladı. Bankın kapısını sağ tarafa Güzel da ben olmuş ama. Attım. Mesela bu böyle yaparsak sindiriliriz mesela anladınız mı? Şurada reinforce olup tutsak şurayı bu şekilde sindirilmezmiştik. Bir de mesela bak buralarda rotasyon yok arkadaşlar. Bunların rotasyonlarını açın mesela bak. Şura şura reinforce'lu, bura reinforce'lu. Burayı açıyoruz. Çarpılar hep açılışıştır bu arada. Bunları ben stratlarımla görürsünüz çizdiğimde. Çarpılar rotasyon buralar bu şekil yaptığınız zaman çok iyi. Niye tutarsın? Mesela örnek veriyorum bu rotasyondan e, bir iç giren adamın amına korsun buradan kestiği zaman. içinden geçersin. Niye? Açı var buradan. Gö kesersin yani açıyı. Gördünüz mü açıyı mesela? Buralara ben niye rotasyon açıyoruz? Pro oyuncular buralara niye reinforce atıp tutuluyor? Mesela aynı şekil adamlar full rap oynadığı zaman bu sefer de bu reinforce'un arkasında gene oynayabiliyorsun. Şu reinforce'un arkasında. Yani duvarı bir işleyemiyor. yapsın götürüyorsa bu reinforce'dan buraya quick pick atıp vurabiliyorsun. Giremiyor gene. Yani hardcore Ripple player'ları da önlüyorsunuz aynı şekilde. Şuradaki tek Reinforce. Mesela tek Reinforce oyunu değiştirin Mantığı bu arkadaşlar. Şu tek Reinforce oyunu değiştirmişti Ve de burayı barikatlamamız mesela bizim randomuzun gitmesini belirleyen etmen. Ha yapacak bir şey var mı? Pro League maçımı kaybettik. Hayır işte bunları böyle yapa yapa öğreneceğiz. Olay buydu maçımızdaki. Ama sizin de hani mesela smoklamalarınız burada information'ınız çok güzeldi. Püskürtmeniz mesela. İşte Frost ve e, Frost Smoke bir tık da Clash biraz daha infoyu fazlalaştırsa çok daha iyi şeyler olur abiler. Kendi açılarından her türlü. Zaten ben burada işte Vosa'yı vurmaya çalışıyorum. Patutayım vuramıyorum. Zaten round geliyor. Clash zaten 3 kill almış Vosa'da. Clash bir kişiyi vurdu mesela. Şurada lazerini görüyoruz mesela bu arada. Kapitanın lazeri şu duvara yansıyor. Dedim ki solunda adam var mesela vuramadı. Dedim ki Heart Sound'ın arkasında var mesela. Bunların infolarını falan duyuyorum hayvan gibi bu arada. Ama bir tık tepkiler işte iletişimi dinleyip hemen mesela aktif oynamak hani zaten çok zor bir clutch situation şu imkansıza yakın ama buradan mesela kapitanın lazerini duvarda gördüm mesela dedim ki solunda adam var tabi bilmiyoruz bak sadece lazerden gördüm yani bu şekilde bir maçtı arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir youtube böyle de, inanılmaz bir maçtı arkadaşlar kendinize iyi bakın youtube dediğimiz gibi bunlar devamı gelecek siz de akademiye katılıp maçlarınızın bu şekilde izlenmesini istiyorsanız arkadaşlar Discord'umuza gelip akademiye katılıp bu tarzda maçlarda katılıp aynı şekilde izleyebilirsiniz. İlla ki akademiye katılmanıza gerek yok ama bireysel maçlarınızı da bize böyle yollayıp bunları aynı şekilde yorumlayabilirim. İstediğiniz maçlarınızı yollayabilirsiniz. Orada bireysel mesela solo oynuyorsanız solo maçı yorumlamak çok daha kolay. İşte şurada şu hata yapmışsın bunu yapmışsın. Bireysel hatalarınızı hızlı bir şekilde kapatmak çok daha kolay. Bunda genel değindiğimiz için biraz bu videolar uzuyor kısa kısa olunca iki split'te senin nerede ne yapman gerektiğini, nasıl oynaman gerektiğini, takımında mı hata var, sende mi hata var onları çok daha hızlı analiz ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bakalım. YouTube'dan, Delay'dan YouTube'a selamları var herkesin. Öpülüyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet